Takım oyununa hoş geldiniz. Dolup dolu bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Reha Kapsal, Zeki Uzundurukan, Ahmet Akşam ve Cem Pabiloğlu bizlerle. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Çok sıcak gündemimiz var. Şampiyonluk yarışı, kümede kalma mücadelesi ve gecenin sıcak gelişmeleri. Rams Park'ta Kupa Çimentaş Elazığ Spor'u bekliyor. 52 Ordu Spor'u 3-0 mağlup ederek ikincilik bileti aldı Çimentaş Elazığ Spor. Tebrik ediyoruz şampiyon Elazığ Spor'u. İkincilikte başarılar diliyoruz. Galatasaray'da bugün seçim heyecanı vardı. Dursun Özbek 2 yılına bir kez daha Galatasaray Başkanı seçildi ve sıcağı sıcağına seçildikten sonra bir konuşma yaptı. Önce o konuşmayı, az önce saniyeler önce biten o konuşmayı ekranlarınıza getirelim. Değerli Galatasaraylılar, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün burada Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize, hepsine candan teşekkür ediyorum. Sayın Divan'a, Sayın Divan Başkanı'na ve uzun saatlerden beri burada emek veren bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan bu zorlu yolculuğa benimle beraber çıkan tüm arkadaşlarıma, tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime ve sevgili kardeşime, aileme teşekkür ediyorum. Değerli Galatasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kazanacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray hepimizin gurur duyduğu daha iyi günlere hep beraber geleceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimi, hiç bunu akıldan çıkarmayalım değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'ı geleceğe, gelecek yüzyıllara taşımanın en büyük faktörü budur. En büyük Galatasaray'ın ihtiyacı olan bu birlik ve beraberliktir. Onun için hepinizden tekrar rica ediyorum. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Ve yaşasın Galatasaray diyorum. Sayın Dursun Özbey'e hayırlı olsun diyelim. Yeniden Galatasaray Başkanlığı'na seçildi. Süheyl Batum'u geride bırakarak, fark atarak diyelim Ahmet Hocam. Evet. Hayırlı olsun Galatasaray camiasına. Küçük bir değerlendirme alalım. Ardından şampiyonluk yarışı, birazdan kupa töreni var. Kümede kalma mücadelesi konuşacak çok şeyimiz var. Hayırlı olsun. Galatasaray'da belki de heyecanı en düşük başkanlık seçimi oldu. Çünkü geçen hafta kaybedilen Fenerbahçe maçı ve arkadan yaşanan olaylar sonrası Dursun Başkan başta olmak üzere bütün seçimle ilgili organizasyonları dondurmuşlardı. Kaldı ki Dursun Başkan'ın listesinin kazanacağı da camia içinde çok net biliniyordu. Hatta beklenilen kadar büyük bir farkla Dursun Başkan seçimi kazandı. Buradaki en büyük artısı bir geçen sene yaşanan şampiyonluk. Galatasaray yarın şampiyon olacağına kesinlikle inanıyor. Bu ona çok büyük artı yazdı ama Galatasaray camiasında başlanan projelerin bitmesi adına
ihtiyaç duyuluyorsa o yönetime, o başkana ek bir süre, yeni bir süre verilir. O yüzden 2 sene önce Dursun Başkan seçildiğinde belki de Galatasaray camiasının tarihindeki en önemli hem sayı olarak hem de hacim olarak büyük projelerden başlanan bir söz vardı. O yüzden bunların neredeyse tamamı şu an bitmemiş durumda olsa bile epey yol kat edildi. Şimdi camia Dursun Başkan'dan projeleri tamamlamasını bekliyor. Bir. İki, yarın birinci sırada ikinci şampiyonluğu almasını, hatta bunun devam etmesini bekliyor. Başkan sevgi ikliminden bahsetmiş olsa bile önümüzdeki seneyle ilgili şampiyonluk yarışında Galatasaray yönetiminin sergileyeceği tavır da bütün camia tarafından merak ediliyor. Çünkü Dursun Özbey'in aldığı en büyük eleştiri de Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardı. Biz her seçilen başkana hayırlı olsun diyoruz. Temenni ediyoruz ki Galatasaray için, kendi için, Türk futbolu için iyi olur. Ama satır aralarında bir kelime benim dikkatimi çekti. Nedir hocam? Herkes ailesine teşekkür eder. Mutlaka haklarıdır. Hı hı. Eşine, çocuklarına teşekkür eder. Dursun Başkan'ın kardeşi çok konuşuluyordu Galatasaray'da. Kardeşine de bir teşekkür etti. Acaba Mehmet Özbek, Erden Timur ayrılacağı için Florya'ya gelebilir diye bir düşünce vardı. Hmm. O gelecek mi? Acaba bu onun ilk adımı mı? Onu ben de kendi adıma merak ettim. Veya kişisel işlerini beraber ortak iş yaptıkları için, kardeşi yürüttüğü için hani bütün yük onun kişisel işimizde onun üzerine kaldı diye de teşekkür etmiş olabilirsin dediğiniz gibi. Mutlaka böyle bir söylenti olduğu için altını çizdim. Çünkü Dursun Başkan'ın ilk döneminde o yapılan büyük transferler, kurulan o gerçekten uzun süre Galatasaray'da Belhandaların, evet, Fegüller'in, Schneider'lerin olduğu dönemde Mehmet Özbek Galatasaray'da görevdeydi. Aynı işi ortak yapıyor. Gazeteci gözüyle hem seçimi soralım. Mehmet, evet, Özbek ismine muhalefette var Galatasaray'da bildiğim kadarıyla. Mutlaka. Öncelikle Dursun Özbek'i tekrar kutlayalım. Galatasaray'daki 3. dönemine adım atmış oldu. 2 yıllık daha Galatasaray'ı yönetecek. Burada tabii bu kadar tarihi farkla 3.343'e 955 rakibine bu kadar tarihi fark atıyorsa burada Erden Timur'un, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un rolü çok büyük. Hatta bir anısını anlatayım. Icardi gündeme geldiğinde Okan Hoca Başkan ve Erden Timur konuşurken, sohbet ederken hani Icardi'yi transfer etmeyi düşünelim dediğinde güldürme beni Erden diyor. Icardi gelir mi? Bak Icardi geliyor, şampiyon yapıyor. Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Yeni nesil çocuklar Icardi sayesinde Galatasaray taraftarı oluyor. Şimdi en büyük teşekkürü, tabii ailesine teşekkür edecek, kardeşine de teşekkür edebilir. Ama burada asıl büyük teşekkür Erden Timur'a edilmeli. Hep perde arkasında kaldı. Hep perde arkasında kalmasına rağmen Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyu bu başarının arkasındaki dev ismin Erden Timur olduğunu biliyor. Yani Dursun Özbey'in yapması gereken şu anda ilk iş Erden Timur'u tekrar kendi safına çekmek zorunda. Ya şimdi transfer dönemine giriyor Galatasaray. Gidecek oyuncular olacak, gelecek oyuncular olacak. Erden Timur'suz bunu yapamaz. Daha önce gördük. Mehmet Özbek'le kafa kafaya verdiklerinde kardeşiydi. Ne kadar kötü bir transfer dönemi yaşadıklarını söyleyebiliriz. Canlı örnekleri var. Yani tamam, Dursun Özbek çok başarılı, sponsorları buldu. İşte Florya ile ilgili işte oradaki bir takım çalışmalar yapılıyor ama diyeceğim şu, Başkan Aspor'a dün verdiği röportajda şunu söylüyor, anlatıyor ve en önemlisi yine bir mesaj veriyor. Ben inşaattan da artık anlıyorum, bu konuda uzmanlaştım diyor. Yani bir taraftan hep Erden Timur'a mesajlar gidiyor. Başkan, sen koca bir 35 milyon taraftarı olan Galatasaray camiasının başkanısın. Ya anlıyorsan bile, bu işin profesörü olsan bile sen kulüp başkanısın. İnşaat mevzuna girme. Ya Flora zaten bir şekilde artık projelendir. İnşaat yapılacak orada. Ama bu işin ehli, bu işin imparatoru, çocuk yaşlardan itibaren sıfırdan bu işe başlayan Erden Timur'dur. Ya bu kadar değerli bir profil var Galatasaray camiasında. Bence onu kucaklaması lazım. Başkana bu yakışır. Başkan Erden Timur'u kucaklaması lazımdı. Şurada, şu görüntülerde Erden Timur olmalıydı, kucaklaması lazımdı. Erden Timur'un
eksikliği ne zaman hissedilir biliyor musun? Erden Timur'u gönderdiğinde yapılan transferlerde, başarısız transferlerde ya da o pazarlıklara gittiğinde menajerinden bile randevu alamadığında görünür. Bu işler öyle kolay işler değil. Baba transferleri yapmak. Yani yıllarca kulüpler yaşadı bunu. Yani o teknik direktör ya da o yıldız oyuncular randevu bile vermiyordu eskiden. Bunu bir Aziz Yıldırım zamanında çok iyi yapıyordu. Bir de Galatasaray'da son dönemde Erden Timur diye mucizevi bir, hatta Copperfield denmeye başlamıştı. Yani az kalsın Suudi Arabistan'a gitmese Cristiano Ronaldo'yu da getirecekti. Oturup yemek yediler. Ya bu Galatasaray çok büyük bir kulüp. Ben tekrar Dursun Özbek çok başarılı elbette ki. Ama bu yapı değişmemeli. Yani senin sağ kolun çok güçlü bir isim. Ya sunum ustası, ikna kabiliyeti olağanüstü. Konuşmayı çok iyi biliyor. Çok başarılı ve en önemlisi Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'ı bu kadar seven, bu kadar başarılı bir yöneticiyi sağ kolun olarak hep yanında taşımak zorundasın. Yani bu Galatasaray'ın başarısı için gerekli. İnşallah bunu yapar. Yaparlarsa Galatasaray'ın sırtı yere gelmez. Tekrar tebrik ediyorum başkanı ve ekibini. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Dursun Özbey'in ikinci dönemi Galatasaray'da. Üçüncü mü oluyor Ahmet Hocam? Üçüncü. Ama evet, üçüncü dönemi oluyor. Üst üste ikinci dönemi anlamında. Evet, evet. Ama üçüncü dönemi diyelim. Tabii. Sarı Kırmızılı camiaya bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve soralım, şampiyon kim olacak? Herkesin merak ettiği soruya geçelim artık. Yarın 9'da belli olacak. 20-45 diyor. Hocam, hocam kartlarını aç istersen. Kartlar hocam, ne söylüyor? Ya var ya işler oraya geldi ya. Hocam o konuda o kadar dikkatli ki bakın. Hiçbir camia üzülmesin ya. Özellikle evet, 21 dedi, 9 dedi. Tabii. Aslında 20-45. Tabii uzatmalar da 9 hocam. Tabii, bayağı olur. Oraya doğru gider iş. 9'u bulur, kesin bulur. Evet. Yani kim kazanırsa kazansın. Biz alkışlamak için buradayız. Ardından Türkiye Kupası'nda olduğu gibi. Hak eden kazansın da. Bir sürpriz olur mu hocam? Sizden başlayalım. Bir şampiyonluk yarışına bir giriş yapalım. Şu kupa töreni var. Sonrasında yine söz vereceğim size. Ben şunu söyleyeyim. Ben çok büyük sürpriz olacağını düşünmüyorum. Ya yani futbol, hep söyledim. Daha önce de söyledim. Ya yani futbol mucizesi değil. Allah'ın bir mucizesi gerekir demiştim ben. Sivas deplasmanında Fenerbahçe puan kaybettikten sonra. Ya yani böyle bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olur. Yani Galatasaray'ın ben yarın en büyük yani hatası şu olur, beraberliği oynamak, öyle bir şey de düşündüklerini zannetmiyorum. Çünkü Fenerbahçe maçından ders aldıklarını Galatasaray takımının ve Okan Hoca'nın başta en iyi şekilde yani oradan çıkan sıkıntıları çözdüklerini düşünüyorum. Çünkü 22. dakika 10 kişi kalınca Fenerbahçe beraberliği oynadı Galatasaray takımı. Kendi saha ve seyircisi önünde 50 bin kişinin önünde. Konya'da öyle olacağını düşünmüyorum. Galatasaray büyük olasılıkla da galip geleceğini düşünüyorum ve Konya Spor'unda mağlup olsa bile düşeceğine inanmıyorum. Konya Spor mağlup olsa da ligde kalacak. Ligdeki aritmetik yani onun lehine işleyeceğini de söyleyebilirim. Hocam şimdi ben tabii Elazığ Spor 3-0-7-52 Ordu Spor'u kupa töreni başladı. Birazdan Çimentaş Elazığ Spor 3-0'lık galibiyetin ardından ikincilik biletini almıştı. Şimdi de kupasını alacak. Rams Park'a çeviriyoruz kameralarımızı. Takım oyununa herkese tekrar merhabalar. Sevgili Cüneyt Şen ve konuklarına tekrar Rams Park'tayız. TFF 3. Lig 1. 2. grupta playoff finalinin heyecanında kazanan taraf Çimentaş Elazığ Spor oldu. Hakan, Mehmet, Hasan Çağrı, Berşan Metin, Fatih Yağızcan, Mikael Beykan, Bahattin, Yiğit Burak Mesut, Ahmet Ertuğrul, Mert Eren Burhan, Hüseyin Mehmet Ablay ve Murat Torun ve teknik direktör Bülent Yenihayat. İşte hepsi hazırlar ve kupayı sona kaldıracaklar. Galatasaray'ın evinde Rams Park'ta bir Elazığ heyecanı. Çok coşkulu, çok güzel bir final. Eski günlerini arayan iki takımın buluşmasıydı. Bir tarafta 52 Ordu Spor Futbol Kulübü, diğer tarafta Çimentaş Elazığ Spor vardı. Ve kazanan 3-0'la Çimentaş Elazığ Spor oldu. Kupayı almaya hazırlanıyor. Kaptan gitti, kupayı aldı ve şu ana kadar biz anlattık, onlar o sözlere bir anlamda nefes olmaya çalıştılar. Şimdi biz susalım ve onların nefesine kulak verelim. Coşkusuna ortak olalım. Hoş geldin TFF 2'ye. Çimentaş Elazığ Spor diyelim. Yolu bahtı açık olsun. İşte kupanın o coşku anı. İşte kupanın o doyumsuz
müthiş anı. Mücadeleydi. Bu mücadelenin ortaklarından 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nü de tebrik ediyoruz. Ve iki takıma da teşekkürlerimizi sunuyor. Sözü bir kez daha sevgili Cüneyt Şen'e ve takım oyununun değerli isimlerine bırakıyoruz. Yolu, bahtı, Çimentaş, Elazığ Spor'un açık olsun. Hoşçakalınız efendim. Güzel görüntüler, harika anlatım içinde. Emre Tile ve sevgili meslektaşımıza teşekkür edelim. Çimentaş, Elazığ Spor, 52 Ordu Spor'u 3-0 mağlup etti. Önümüzdeki sezon TFF 2'de mücadele edecek. Yolları açık olsun. Bir dönem olduğu gibi Elazığ Spor'u yine Süper Lig'de de görmek isteriz. Ligimize renk katmıştı Elazığ Spor bulunduğu süre içerisinde. Yarın saat 16'da da Merkür Jet Erbaspor'la Muş 1984 Muş Spor karşı karşıya gelecek. O maçın kazananı da adını İkinci lige yazdıracak. Kupa töreni gerçekleşti Rams Park'ta. Bu güzel görüntüleri canlı yayında ekranlarınıza taşıdık. Büyük bir mutluluk yaşıyor şüphesiz Elazığ sporlu futbolcular ve Elazığ şehrimiz. Buradan da Elazığ'a da selam olsun. Rams Park'ta şimdi türbünleri dolaşıyor. Kupayla adettendir şampiyonluk turu atıyor. Çimentaş, Elazığ sporlu futbolcular. O mutluluk gerçekten yüzlerinden okunuyor. Kolay değil. Koskoca bir sezonun emeği. 52 Ordu Spor, onlar da Süper Lig'de bir dönem mücadele etmişti Ordu Spor'da. Onları da bir an önce ikincilikte sonrası bir de ardından da Süper Lig'de olmalarını bekliyoruz diyelim. Ve tebriklerimizi bir kez daha gönderelim Çimentaş Elazığ Spor'a. Ahmet Hocam, nasıl bir maç olacak Konya'da? Herkes bunu birbirine soruyor ve şampiyon belli olacak. Bir sürpriz olacak bu çünkü Fenerbahçe'nin de matematiksel olarak şansı devam ediyor Galatasaray'ın olası mağlubiyeti durumunda. Sürpriz olmasını ben de beklemiyorum. Çünkü hafta içi Galatasaray camiasının bütün yaşadıkları ile ilgili her türlü bilgilere ulaşmaya çalıştık. Özellikle Florya'ya gidip takımı, hocaları orada ziyaret etme isteği herkes de çok olsa bile herkes sözleşmişçesine hayır onları rahat bırakalım, onlar rahat hazırlansınlar diye o ortamı sağlamaya çalıştılar. Ama yöneticilerle takımın çok özel, geçen haftanın üzüntüsünü yok edecek her türlü tedbirin, çalışmanın yapıldığını, alındığını gözlemledik. Bu arada bugün bir not de ileteyim. Aslında Zeki Uzundurken onu kastetmedi. Listede yok anlamında Erdem Timur bugün yoktu dediniz. Levent abi de kongre değil, sıcağı sıcağına yazdı. Takımla birlikte Konya'da dedi. Evet, zaten tamam. Zeki Uzundurken de listeyi söylemek istediniz. Tabii. O anlamda yani. Şöyle, yönetim listesinde yok ama AŞ'deki görevine devam ediyor. Ben orada kader birliği anlamında evet, söyledim. Evet. Ama bugün olmamasının sebebi bugün Konya'da olması. Bravo. Onun Levent abi de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Meslek büyüğümüz Levent abimiz. Galatasaray taraftarının bugünkü uğurlaması da Galatasaray takımının bu hafta nasıl hazırlandığını bence çok net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü hem teknik heyet hem de futbolcular olaylardan o derece olumsuz yönde etkilenmişlerdi ki artık onlar için belki de kariyerlerinin en önemli maçına hazırlık ve o maçı oynama kararlılığındalar. Galatasaray'ın bu kararlılıkla ben oyuna başlamasını bekliyorum. Evet, Konya Ali Çamdalı geldikten sonra Fenerbahçe beraberliği, arkadan Samsun galibiyeti, deplasmanda Kayseri beraberliği. Maç kaybetmemiş olsa bile Galatasaray biz... Bu arada iyi de prim açıklanmış Konya'da hocam. Artık bu maçlarda o olmazsa olmazdı. Yani hem Konya iyi prim alacak hem de Galatasaray şampiyon olursa onlar prim alacak. Hiç kimse bunu da farklı yerlere çekmesin veya işte farklı kaynaklardan bu primler geliyor diye kimse bir şey düşünmesin. Bakın, yarın en çok önemsememiz gereken konu şu: hem şampiyonluk yarışında hem de ligde kalma yarışında
birbirinden önemli 5 tane 6 tane maç var. Doğru. Herkes çıkıp kendinin, kendi takımının, kendi camiasının kazanması için oynayacaktır. Bu arada uğurlama müthiş oldu demiştiniz. O görüntülerde evet. Ekranda gerçekten hani yolculuğa çıkıyor, maça çıkar gibi gitti Galatasaray. Futbolcuların, Okan Hoca'nın tüyleri bu ayrılıkta, yani tesislerden ayrılıkta. Muslera ve Icardi arabadan çıktı, taraftan evet. Selamla düştü, çektirdi. Diken yani. Diken olur sevgili Cüneyt. Bunları daha önce yaşadığımız için futbolcular üzerindeki etkisini de çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Galatasaray bir beraberlik yetiyor olsa bile yarın kesinlikle maçı kazanma stratejisiyle sahaya çıkacak. Hatta oyunun başında tabii ki defans güvenliğini önde tutacaklar. Ama Galatasaray oynadığı son dönemdeki en iyi tempolardan birini oynamaya da çalışacak. Evet, Galatasaray Florya'da böyle uğurlanmıştı. Ekranlarınızda işte bakın. Muslera, Icardi, arkalarında Kerem Aktürkoğlu var. Taraftarı selamladılar. Üçlü çektirdi futbolcular. Florya'da iğne asanız yere düşmez denir ya, öyle bir atmosfer vardı. Gündüz saatlerinde Aspor ekranlarında canlı olarak da yayınlamıştık. Bir kez daha ekranlara taşıdık. Böyle bir hava, böyle bir atmosferle Konya'ya gitti Sarı Kırmızılılar. Ama şunun da altını çizelim, sözü Cem Pamiroğlu'na verirken Fenerbahçe'de de hala bir umut var. Derbi inanılmaz moral oldu Fenerbahçe'ye. Hem takıma, hem yönetime, hem taraftara. Sevgili Cüneyt, şimdi Fenerbahçe gerçekten bir mucizeyi başardı. Galatasaray maçını alarak mucizeyi başardı. Ya futbol aslında çok köşeli laflar konuşmayı çok sevmez. Çünkü siz yüzdesi çok olan, favorisi çok belli olan takımların hep zamanında baktığımızda kaybettiğini de gördük. Ama Fenerbahçe takım olarak bakıldığında bu sene çok hırpalandı. Yani kaybettiği puanlar var. İsmail Kartal'ın çok üstüne oynanan maçlar var. İsmail Kartal'ın hataları var. Yok değil. Hepsini ben kabul ediyorum ama bu kadar baskı altındaki bir Fenerbahçe takımının İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısına çıkıp Galatasaray'ı yenmesi, orada namağlup serisini bitirmesi büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Aldığı puan ortalamasıyla, aldığı puanla Fenerbahçe takımı şampiyon olmuş olarak nezdinde kendisini öyle görüyor. Evet, ben de katılıyorum. Galatasaray takımının büyük bir avantajı var. Beraberliğe oynadığı veya berabere kaldığı zaman aldığı bir puan iki takımı da istedikleri noktaya getirecektir. Ama şu unutulmamalıdır ki yani hepimiz işte teknik adamlık yaptık, yapıyoruz. Beraberliğe oynama stratejisi kolay bir şey değil Cüneyt. Yani yeni onun bir hesabını, kitabını yapamazsınız. Eğer gerçek futbolunuzdan uzaklaşır da kendi oyun planınızdan uzak kalıp veya diğer taraflardan gelecek olan skorlara kulağınızı kabartarak onlardan dolayı bir oyun şekli koymaya kalkarsanız sıkıntı olur. Kaldı ki tabii berabere oynanan maçlarda da Fenerbahçe camiası taraftarı tarafından da bu maçın özellikle de bütün kamuoyu tarafından, aynı zamanda bu işin gerçekten Futbol Federasyonu nezdinde, UEFA nezdinde de bu maçın da üstünde durulmasını, takip edilmesini de işaret ediyor herkes de. Peki bir virgül koyalım. Çimentaş Elazığ Spor 3-0 kazandı. İkincilik bileti aldı. İlk golü atan harikada bir penaltı attı. Beykan var. Erdem'in yanında Beykan Şimşek. Sözü size bırakalım, Erdem Akbaş. Evet, Çimentaş Elazığ Spor 52 Ordu Spor'u yenerek ikinci lige yükseldi. Yanımda da ilk golü, açılış golünü atan Beykan Şimşek var. Evet Beykan, duyguların neler? Ya valla geçen sene de yaşadım ilk kez Kocaelispor'da. Burada da nasip oldu. Ben ilk buraya transfer olduğum zaman benim şöyle bir durumum vardı. Fenerbahçe'de ilk kadroya girdiğim maç benim Elazığ Spor'du. İlk oyuna girdiğim maç Ordu Spor maçıydı. İlk Süper Lig golümü Elazığ Spor'a karşı atmıştım Karabük'te oynarken. Valla 1-2-3, 3'te şampiyon olmak nasip oldu burada. Öyle güzel bir üçleme var. Valla ne söyleyebilirim ki, lige kötü başladık. 6. hafta ligin sonuncusuyduk. Gerçekten buraya, bu maça çıkabilmek için takım arkadaşlarım, hocalarım, taraftarımız, şehrimiz, başkanlarımız, belediye başkanımız gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Bunu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi sadece kutlamak istiyorum yani ailemle, sevdiklerimle. Ordu Spor'u da tebrik ediyorum. Bugün 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir mücadele gösterdiler bence. İyi oynadılar.
Onların da ayaklarına sağlık. Kazasız belasız da maç bitti. Kimsenin sağlığına bir sorun olmadan çok şükür. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Elazığ'da kutlama zamanı var artık. Geçen sezon Kocaeli Spor'la başarıyı yakalamıştın. Bu sezon Elazığ'la yakaladın. Devam mı? Bir değişiklik gündemi var mı? Kariyerinle ilgili neler edebilirsin? Ya tabii burayı, ben şehri çok sevdim, Elazığ şehrini. Çok güzel insanlara sahip, çok güzel bir şehir. Tabii ki burada şampiyonluk yaşadım. Kocaeli'de yaşayıp devam edememiştim. Orayı da çok seviyorum. Hala evim orada, hatta orada yaşıyorum. Bakalım, bir yıllık anlaşmıştım. Yönetimimizle konuşacağız. Onlar da aynı şekilde çift taraflı isterse her şey olabilir inşallah. Bizim futbol tabi biliyorsunuz belli olmuyor. Bugün farklı, yarın farklı oluyor. Hayırlısı neyse herkes için olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Beykan Şimşek duygularını aktardı. Biz buradan gelişmeleri, bağlantılarımıza devam edeceğiz. Birazdan teknik direktör de gelecektir. O röportajı da canlı yayında ekranlara getireceğiz. Beykan Şimşek, Cem Hocam söz sizdeydi. Bir Fenerbahçeli, eski Fenerbahçeli altyapıdan yetişmiş bir demin, yıldızla sözümüzü kestik. Aynen, demin Avcı ile de aynı şeyi konuşuyorduk. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Fener altyapısından çıkan bir oyuncu. Elazığ'da da bugün gerçekten önemli bir şey ortaya koydu, performans koydu ortaya. Tekrardan da Elazığ Spor takımını da tebrik ederiz. İkinci ligde başarının devamını dileriz. Ya Fenerbahçe maçına gelecek olursak, yani Fenerbahçe'nin gözü kulağı her şeyi bir kere Konya'da olacak. Yani Fenerbahçe Şükrü Saraç olunca ben de belki de senenin en kalabalık maçı olacağını düşünüyorum. Takıma büyük bir destek olacaktır. Herkesin de, bütün belki de seyircilerin olsun, işte idarecilerin olsun, herkesin gözü kulağı Konya'da Galatasaray maçında olacak. Dediğim gibi daha evvel de söyledim, yani Galatasaray-Konya maçı belki kolay, evet, Galatasaray'ın açısından bakıldığında Galatasaray kazanma yüzdesi çok fazla olan bir takım ve de beraberlik yetiyor. Demin de ifade ettiğim gibi beraberlik stratejisi kolay bir oyun değildir. Onu uygulamak, onu o sistemin içerisinde o futbolcuları entegre söyleyemezsiniz. Yani aman top bizde kalsın işte orta, yani bunu zaten konuşmak kolay da bir şey değil. Ben Galatasaray takımının aynen sezon içerisindeki nasıl ön alan baskısı, stratejisi, hepimizin oyununu beğeniyle izlediğimiz Galatasaray'ın da aynı oyunu uygulayacağını düşünüyorum. Aynı oyunu sürdüreceğini düşünüyorum. Ama netice ne olur, ne olmaz bilmem. Önemli olan Galatasaray-Konya maçı bittikten sonra, yani bir futbol adamı olarak şaibelerin gölgesinde kalan bir maç olmasın. Ben şahsen bir futbol adamı olarak onu diliyorum. Yani netice ne olursa olsun şaibelerin gölgesinde kalan bir maç olmasın. Şükrü Saraçoğlu'na, Fenerbahçe stadına geldiğimiz zaman da İstanbulspor, evet, küme düşmüş bir takım ama çok, o da büyük bir ihtimalle elinden gelen dedikodulara sebebiyet vermeyecek şekilde bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok eksikleri var. O aşağı yukarı bir 10-11 tane eksiği var. Belki de yedek kulübesi tamamen altyapıdan olan oyuncularla olacak. Bir tek Serdar Dursun'u tahmin ediyorum. Yani aşağı yukarı bir 10-11 kişi, kart cezalısı, sakatlar. Bu son maçlardaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun kesmiş olduğu Galatasaray galibiyetinin faturasını Fenerbahçe'ye kestiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla da Fenerbahçe oynayacağı maçta da 3 puanı almaya gayret edecektir ve alacaktır diye de düşünüyorum. Bir kez daha Rams Park'a çeviriyoruz kameralarımızı. Röportajlar devam ediyor. Söz Erdem Akbaş'ta. Evet, Çimentaş Elazığ Spor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat yanımızda. Evet hocam, bütün sezonun emekleri kupayla taşlandı. Elazığ Spor yeniden ikinci ligde. Duygularınız neler, neler söylemek istersiniz? Çok emek harcadık. Çok geriden geldik biz. Normalde lig serüveninde de başladığımızda sonuncuyduk. Ama futbolcu kardeşlerimize hep inandık. Bunu başarabileceğimizle alakalı çalışmalarımızı yaptık. Sezon da bizim adımıza çok iyi geldi. Yani bu maça gelene kadar İnanılmaz bir grafiğimiz var. 26 maç mağlup olmadık bu maçla beraber. Yani burada kaybetseydik bizim adımıza o grafik anlamında, bu çıkış anlamında kötü olacaktı. Böyle taçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Yani çok büyük emek var. Başta belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları, yönetim kurulumuz, başkanımız Serkan Çayır, personelimiz, tesiste çalışanlarımız, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarlarımız,
inanılmaz destek verdiler. Şehir bize inanılmaz sahip çıktı. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Bundan sonra Elazığ Spor bir markadır. Hak ettiği yere gelecektir. Bundan sonraki senelerde de ilk geldiğim gün söylemiştim. Yani Elazığ Spor altın çamura düşse değer kaybetmez. Daha önce Süper Lig'i görmüş bir kulüp, bir şehir. Bundan sonra da doğru yapılanmayla inşallah üstlüklere gelecektir diye düşünüyorum. Desteklerini eskemize. Buradan herkese, taraftarlarımıza hayırlı olsun diyorum. Şampiyonluğu herkes adına burada kutluyoruz. Elazığ'a geliyoruz. İnşallah orada da kutlamaya devam edeceğiz. Tebrikler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, yanımda 10 numara Mesut Saray var. Kaptan, sonradan oyuna girdin. 3-0'lık galibiyet. Şampiyon oldunuz. İkinci ligdesiniz. Duyguların neler? Öncelikle arkadaşlarımı kutluyorum. Biz uzun bir yoldan geldik ve çok meşakkatli yollardan geçtik. Aslında sezona çok kötü başladık fakat kalitemizin farkındaydık. Hani sonunun güzel olacağının farkındaydık. Biz ligi lider bitirmek istiyorduk fakat kötü sonuçlar nedeniyle ikinci bitirdik. Ama bize yakışan futbol oynadık her zaman. Her zaman oynayan taraf, atak taraf bizdik. Biz çok büyük bir camiayız, çok büyük bir şehiriz. Biz aslında hak ettiğimizi aldık. Buradan taraftarlarımıza armağan olsun diyorum galibiyet. Ama bu galibiyet, yani bu galibiyet olsun, kupa olsun kolay olmadı. Ben kutluyorum arkadaşlarımı. Buradan başkanımıza, Ticaret Odası Başkanı'na, OSB Başkanı'na, vekillerimize, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çünkü bize ilk günden beri şehrimizin büyükleri inandı, güvendi. Kötü günümüzde bile bizlerin arkasında olduğunu hissetti. Biz de her anlamda kendi kalitemizin farkındaydık ve başarıya ulaşacağımızı da biliyorduk. Şükür ki böyle bitti. Yani bu şampiyonluk şehrimize armağan olsun, kendi ailemize armağan olsun. Bize yakışanı yaptık. Çok şükür kupayla bitirdik sezonu. Teşekkür ederim. Evet, Elazığ Spor şampiyonluğu kutlama aşamasına geçiyor artık. Teşekkür ediyoruz Erdem'e. Elazığ Spor'u bir kez daha kutlayalım hocam. Galatasaray Konya deplasmanında bir puan yetiyor. Galatasaray'da yetiyor, Konya Spor'da yetiyor. Bir teknik değerlendirme alalım. Nasıl bir maç bizi bekleyecek? Vallahi ben iki takımın da yani böyle berabere kalalım o havada olacağını düşünmüyorum. Zaten böyle bir şey iki camiada yakışmaz. Yani ben Konya Spor'un da Galatasaray'ın da galibiyet için oynayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın geçen haftadan çok dersler çıkaracağı, o yani ortada, bunu hiç bizim gibi bütün herkes düşünüyordur Galatasaraylı. Yani bu atmosfer, bu havayla Fenerbahçe maçından yaptıkları yanlışlardan çok doğru geri bildirim alarak Konya deplasmanında oynayacağını düşünüyorum. Hem mental olarak hem de saha içindeki performans anlamında daha farklı bir Galatasaray seyredeceğimizi düşünüyorum. Ve böyle de olması gerekir. Galatasaray eğer şampiyon olacaksa, yok beraberlik vesaire, o son bölümde tabii ki bir skor eğer alınmıyorsa o bölümü dikkatli oynamak, tabii ki bu savunma yapmak, orada gol yemek değil, gerekli puan alıp şampiyonluğunu ilan etmektir. Ama dediğim gibi ben Galatasaray'ın yeneceğini, Konya Spor'un yenileceğini ama Galatasaray'ın şampiyon olup Konya Spor'un da küme düşmeyeceğini düşünüyorum yenilgiye rağmen. Onunla konuşacağız birazdan. Tabii. Son takım belli olacak çünkü. Evet. Bugün itibariyle artık 3 takımımız belli. Onun matematiksel hesaplamalarıyla birlikte birazdan konuşacağız. Derbinlerden zordur ama hocam böyle maçlar oynamak. Tabii zor. Son maç olduğu için ayrı tabii. Bir motivasyonun da girmiştir herhalde. Zor ama yani tek maç. Eğer bu mesela psikolojik olarak derbinin mağlubiyeti tabii ki Galatasaraylı oyuncuları, teknik kadroyu, taraftar yaraladığı gibi yaralamıştır. Bir 3-4 hafta olsaydı psikolojik olarak belki puan kayıpları olabilirdi. Bak, bu Galatasaray'ın aleyhine bu süreç 3-4 hafta olsaydı bu şekilde geçip Fenerbahçe çok rahat şampiyon olur derdim bak. Bir 4 hafta daha olsaydı. Ama tek maç var. O yani o psikolojiden kurtulup tek maça odaklanıp Galatasaray'ın Konyaspor'da kazanacağını düşünüyorum. Yani çünkü yani bazen hani İnsanın en zayıf hali, sen de biliyorsun, en güçsüz haldir. En güçlü halinde insanlar, şirketler işte batar veya insan çok zenginken bir anda iflas eder. Hı hı. Yani o kontrolü kaybeder. Şimdi Galatasaray da öyle bir havada, işte 6 puan farkıyla bütün organizasyon, işte Ali Sami'nde şampiyonluk turu atılacak vesaire. Yani bir şekilde maçı yaşayamadılar.
maçın işine giremedi takım hiçbir şekilde. Buna tribünler de dahil olmak üzere. Sanki Galatasaray 10 kişi kalmış. Ya Galatasaray bir de mesela maçtan sonra Okan Hoca'nın söylediği doğru esasen. Dedik ya biz 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe maç bitti modunla oynadık. En büyük hatamız oydu. 11-11 oynansaydı böyle olmazdı. Ben ona katılıyorum. Yine Fenerbahçe denebilirdi. Fenerbahçe'nin hakkını yemeyelim. Yani Galatasaray yenilmedi. Fenerbahçe Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı yendi. Yani baştan sona birinci dakikadan uzatmalara kadar hak ederek Fenerbahçe kazanmıştır Ali Sami Yen'de. Hiç rakibini oynatmayan, daha iyi mücadele eden, daha istekli, arzulu 10 kişi 82 dakika kalıp da oynamasına rağmen oyundan düşmeyen Fenerbahçe seyrettik. Fenerbahçe'de kötü mücadele eden, kötü sağ içine performans veren oyuncu yoktu. Gireniyle çıkanıyla. Galatasaray ama dediğim gibi tek maç bu Konyaspor maçına odaklanıp bütün yaptığı yanlışları özellikle mental anlamda. Yani bu saatten sonra yani şunları duyuyorum ben. Ya işte bu takım işte antrenman yapacak vesaire falan. İşte ben antrenmanı, biz de antrenman eneriz teknik adam olarak ama işte Galatasaray işte çalışacak edecek. Ya böyle bir haftalarda artık mental yorgunluk çok oyuncularda, fiziksel oyuncuları dinlenmek, dinlendirmek, o mental yorgunluğu almak teknik adam becerisidir. Zaten Galatasaray ne oynayacağını biliyor. Icardi'ye sen şurada dur şöyle vuruş mu yap diyeceksin. Mertens'e şunu mu yap? Abdülkerim'e sen sol ayağınla böyle oyunu mu kurduracaksın? Ya zaten Galatasaray'ın bir yani yerleşen bir oyunu var saha içinde kurguladı. Galatasaray'ın en önemli bu haftayı dinlenerek, huzurlu, sessiz kalarak bu şekilde geçirip bunu da yarın akşamki maça sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu şoklamadan sonra böyle bir geri ters bir reaksiyon, olumlu bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Zeki Uzundurkan, sayfaları hazırlamışsınızdır. Düğün ve düğün. Geçen düğün hafta çözülecek, düğün şöyle, yapılacak. Tabii ki geçen hafta Galatasaray üzerinden hazırlıklıydık. Coverlar, posterler, bir sürü şeyler yapmıştık. Bu hafta Fenerbahçe de var. İhtimaller dahilinde olduğu için Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna göre de bir hazırlık yaptık. Ne olur ne olmaz. Doğru, bütün televizyonlar tabii yapacağız mı? Çünkü biz sen de biliyorsun ki zamanla yarışıyorsun. Tabii. Maç bittiği anda matbaa sayfaları ister senden geç kalıyoruz diye. O yüzden bir B planımız da var cebimizde tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki hani ki bugün Rusya'da öyle bir değişiklik oldu biliyorsun. Evet. Aynen. Zenit, evet. Moskova Zenit, tabii. Evet. Moskova'ya bir puan yetiyordu. Kaybetti. Krasnodar'a kaybetti. Üçüncü bile oldu galiba. Üçüncüye düştüler. Zenit şampiyon. Zenit 85'te galibiyet golünü attı. Evet. 2-1 yendi. 1-1'di. Yani, bu hafta hatta Zenit'in şampiyon olabileceği ile ilgili haberlerde okumuştum demek ki. Orada da çok iyi bir astrolog var herhalde. Neyse. Oraya yani, bağladın yani. Hayır oraya bağlamıyorum. Ben de hani çok konuşulduğu için hafta boyu bu konuşuluyor. Yani ne zaman sosyal medyaya girsem önüme düşüyor. Onu söyleyeyim. Tabii ki biz artık hani Fenerbahçe derbisi geride kaldı Galatasaray açısından. Zaten hafta içinde bir özel haber yapmıştık biz fotomaçta. Kulübün içinden gelen bir haberdi. Icardi ile Okan Hoca'nın idman sırasında bir görüşmesi oluyor, bir diyaloğu. Icardi şunu söylüyor. Evet ben hocam sakatım. Evet ama ne kadar beklenti olduğunu biliyorum. Çok üzgünüm. İşte Fenerbahçe maçında sahada yok gibi hani hem Karagümrük hem de Fenerbahçe maçında hayal kırık üzdüm taraftarları diyor. Günah bütün camiayı. Konyaspor maçında diyor o golü ben atacağım diyor. Şampiyonluk golünü ben atacağım diyor. Biz de onu manşet yapmıştık. Icardi çok hırslı onu söyleyeyim. Hani Karagümrük ve Fenerbahçe maçındaki gibi oynamayacak. Aslında takımı ateşleyen unsur bu biliyor musun? Bunu da Okan Hoca bütün arkadaşlarına söylüyor. Yani Icardi bu şekilde hazırlandı. Bu motivasyonla gelip bana bunları söyledi diyor. Bir beyin yıkama oldu. Ondan önce biliyorsun işte Galatasaray UEFA Kupası şampiyonluğu için Kemerbaz'a piknik yaparken Okan Hoca'ya şampiyon hoca dediler orada. Yani Okan Hoca'nın da motivasyonunu bozdular. Oradaki eski futbolcular falan derken oyuncuların da motivasyonu bir şekilde bozuldu. Maça giremedi. Bir de Mert Hakan Yandaş profesyonelce bütün enerjisini düşürdü stadın falan. Oraya gelmeyeyim ama Galatasaray, bütün buradakilere katılıyorum. Tabii Galatasaray gibi oynadığında, derbiyi bir kenara koyduğunda Konyaspor'u yener. Konyaspor'un da ligde kalma olasılıkları var. Biraz sonra konuşuruz kaybetse bile. Ya Galatasaray'ın ben kazanacağını düşünüyorum. Artık yani koca bir sezonun hasadını yapacaksın burada. Ve Galatasaray'ın biz maçlarını ondan önce, hani Karagümrük maçından önce şurada Serkan Korkmaz'da ben de şunu söylemiştik. Hatırlayın işte. Keşke Şampiyonlar Ligi maçları şu anda olsa, işte Bayern Münih'i de bu Galatasaray'ı yener. Manchester United gerçi yenmişti ama
Ya iki maçı da kazanırdı. Bayern maçlarını da kazanırdı. Gruptan çıkardı gibi iddialı şeyler, cümleler kurmuştuk. Ama bir anda işte motivasyon bozukluğuyla nazar boncuğu diyelim. Yani sürekli maçları hani Bayer Leverkusen bunu yapıyor. Valla dediğine cevap Fener City verdi. Fener City geldi 82 dakika 10 kişiyle 3 yenerek Galatasaray'a bir pozisyon vermedi. Ya bir Bayern Münih'in Manchester United'ı yenecek Galatasaray'ı, City gelip Fener City yani çok Fener rahat City yendi. Yani o farklıydı. Yani bu tabii ki hocam doğru, güzel benzetme ama bunu hani taktikle, oyuncu performansıyla izah edemeyiz. Çünkü niye? Galatasaray o statta rakip kaleye şut atmadan, Livakovic'in eline top gelmeden maç bitti. Yani bunun izahı yok. Bunun izahı nedir? Galatasaray oyuna hiç girmedi, hiç oynamadı. Zaten herkes de aynı görüşte birleşiyor. Fenerbahçe oynadı. Yani o gün belki de Galatasaray Fenerbahçe'de değil, bir başka takımla da oynasa kaybedebilirdi. Öyle bir ruh hali vardı Galatasaray'ın ama ondan mutlaka sıyrıldılar. Çünkü çok profesyonel oyuncular var. Galatasaray'ın Konya'da şampiyonluğu ilan edeceğini düşünüyorum. Tabii ki biz de mutlaka sizin de planlarınız vardır. B planlı mecbur olacak. Tabii. Siz yayıncısınız, biz gazeteciyiz mecburen. Var yani Fenerbahçe'nin hazırlığımız var. Ortak taşa yayına gireceğimiz için tüm ekiplerimiz sahada olacak. Bizim de var. Her noktayı tutacağız. Her masada varız. Ya. Hocam da yazısını yazacak. Şampiyonluk yazısını. Evet. Belki Fenerbahçe için yazacaksın. Belki Galatasaray için. Tabii. Aynı şekilde ben de o yazıları yazacağız. Futbol hani, bu yüzden tabii, güzel yazar. Güzel yani. Tarafı o zaten. Yani Beşiktaş işte A-Spor'da muhteşem bir, ATV'de muhteşem bir Ziraat Türkiye Kupası finali de oldu. Orada da hep orada da favori geldi, neydi? Herkes taraflı herkes Trabzon'u favori gösteriyordu ama çok farklı finaller. Şimdi iki takım da final oynayacak. Fenerbahçe'nin işi çok kolay. Fenerbahçe ne yapacak? İlk yarım saatte skoru aldıktan sonra Konya'ya dönecek herkes, sağ içindekiler bile. Oradan bir umut olur mu? Bir skor gelir mi diye. Çok keyifli bir gün yaşayacağız yarın. Bakalım neler yaşayacak. Daha bu yarışa dair söylenecek çok şey var. Ama özel bir reklamımız var. Önce onu izleyelim. Takım oyunu devam ediyor. Yarın Süper Lig'de şampiyonluk düğümü artık çözülecek. Bu kesin bir takım ki Galatasaray avantajlı. Bir puan yetiyor çünkü Galatasaray rakibinin. Yani Fenerbahçe'nin alacağı sonuçla ilgilenmeyecek sarı-kırmızılar şampiyonluğunu ilan edecek ama bu tarz maçlar zordur Ahmet Hocam. Kümede kalma mücadelesi veren takımların dünya futbolunda da Türkiye'de de sürprizleri de malumdur. Mesela benim aklıma eskilerden bir Denizlispor Beşiktaş maçı geliyor. Evet. Değil mi hocam? O sezon siz de Galatasaray'daydınız. Galatasaray'daydım. Beşiktaş'a şampiyon dendiği sıralarda. Beşiktaş 1-0 öndeydi Erol'un attığı golle. Artık günümüzde hiçbir maçın kolay olmadığını söylüyoruz, o kesin. Galatasaray'ın belki de yarınki maçtaki en büyük avantajı kendi elinde olan imkanları kullanarak galip gelmeyi hedefleyen bir anlayışla olacak. Cem Hocam doğru bir şekilde Fenerbahçe açısından baktı. Dedi ki Fenerbahçe maçı almak zorunda ama kulakları Konya'da olacak. İşte Galatasaray kulağını hiçbir yere böyle kabartmadan tamamıyla kendi oyununa konsantre olacak. Ben daha konuşmamın başında biraz da sağ dışına çıkacağım. Galatasaray bütün çalışmaları yaptı derken böyle kötü bir örnek olacak belki. Buraya gelirken ben Galatasaray stadının önünden geçiyorum. Haliyle gecenin bu saatinde statta hiçbir şey yok ama stadın önünde polisler vardı. Yani Galatasaray stadının orada bile daha şimdiden herhalde koruma amaçlı bazı tedbirler alınmış diye düşündüm. 3 tane polis arabası gördüm. O yüzden bence şampiyonluk henüz belirlenmemesine rağmen nasıl ki her gazete, her televizyon ihtimal dahilinde olan bütün takımlar için bir çalışma yapar. İstanbul Emniyeti de o çalışmaları başlatmış gibi duruyor. Çünkü yarın 9'dan itibaren bir İstanbul büyüğü kesinlikle o şampiyonluk kutlamalarına çıkacak. Onu da mümkün olduğunca bize yakışır, centilmence, sportmence getirmek lazım. Hep Galatasaray yener diyoruz, saha içine girmedik. Ali Çamdal'ı geldikten sonra yenilmeyen bir Konya'dan bahsetmiştim. İlk maçı da Fenerbahçe maçıydı. Beşli bir defans anlayışıyla oynamıştı Ali Çamdal'ı. Yani Fenerbahçe'nin 0-0 bitirdiği o maçta zorlandığı konulardan bir tanesi de oydu. Galatasaray'a yine yakın oynayacaklar.
Galatasaray'a yine zaman alan vermeden agresif bir mücadele ortaya koyacaklar. Kaldı ki Konya'nın da kazandıkları toplarda direkt hücumlarla, geçiş oyunlarıyla etkili olma şansının var olduğunu biliyoruz. Ondan sonraki iki maçında her ne kadar 4-2-3-1'e dönmüş olsa bile ben yarın yine defansını kalabalık tutmuş, Galatasaray o pozisyonları vermeden Galatasaray defansının arkasına sarkmaya çalışan Konya'nın da maçı kazanma zihniyetiyle oynayıp buna mecbur olduğunun altını çizmek lazım. O yüzden heyecanlı olacağı kesin. Temenni ediyorum futbol kalitesi de yüksek olsun. Ya bir de bir daha altını çiziyorum. Hiç kimse yarın oynanacak maçlarda kesinlikle başka bir şey aramasın, başka bir algıya yönelik gitmesin. Günümüzde hiçbir takım böyle bir şeye tevessül etmez. Bir ihtimal daha var diye başlar şarkı. O da örnek bir dersin ama bir ihtimal daha var, o da şampiyonluk mu dersin diye bir şarkı söylüyordur Fenerbahçeliler de herhalde. Yani şimdi Fenerbahçe takımı Galatasaray maçıyla dediler ki şampiyonluk burada bitecek. Ama Fenerbahçe takımı öyle bir mücadele koydu ki ortaya 10 kişiyle işte Galatasaray'ı Ramspart'ta yenerek oradaki yenilmezlik hüviyetini son verdi. Ve aynı zamanda da şampiyonluk yarışını son maça taşıdı. Şimdi o Fenerbahçe'nin, o formda Fenerbahçe'nin ve de son haftalarda Fenerbahçe maçına kadar gelen Galatasaray'ın performansı var ama oyun içerisinde, saha içerisindeki oyunu çok beğenilen, çok nasıl söyleyeyim, çok da keyif alan bir oyun olduğunu, başarılı bir performans olduğunu söyleyemeyebiliriz. Çünkü işte Karagümrük atmış olduğu son anda golü kaybedebileceği bir puan vardı. Daha önceki maçlarda da öyleydi. Önemli olan burada son maçta Fenerbahçe bu yarışın içinde olmasıydı. Fenerbahçe buraya kadar getirdi. Hoca şimdi şeyi söyledi, Ramspark'ta işte tedbirler, önlemler, polis arabaları diyor. Hocam orada Kayseri maçı vardı bildiğim kadarıyla. Elazığ maçı. Elazığ maçı vardı galiba. Polisler onun Ordu için. Ordu Spor maçı. Evet, evet. Ordu Spor tabii. Elazığ maçı vardı. Olabilirdi. Onun ben için yanlış değerlendirmiş olabilirim. Estağfurullah. Evet. Yani orada o polisler o görev icabı zaten tabii. duruyordu. Netice itibariyle yani bugün son haftaya geldik. Yani 24 saat sonra belki o kadar enteresan şeyler konuşacağız ki gündem çok farklı yerlere devrilecek. Ben açıkçası hocanın dediğine de katılıyorum. Yani iki takımın da maçı bittikten sonra skorlar ne olursa olsun, şampiyonluklar kim çıkarsa çıksın, şaibi altında kalan yani başka şeyleri konuşacağımız bir maçlar olmasın. Ben de açıkçası bir futbol adamı olarak maçların arkasındaki başka bir neden aramıyorum. Ama beraberliğe oynamak ve bütün dünyanın hatta buraya gelirken de bir iki arkadaşım aradı. İddia bahisleri, şirketleri de Galatasaray Konya maçını da bahislerden çıkarmışlar dediler. Mesela böyle bir şey de var, istifam da var kafalarda. Ama ben sakın yanlış anlaşılmasın. Yani o maçı böyle yanlış bir anlaşma veyahut da birbirleriyle ne bileyim böyle bir strateji düşünerek olacak bir maç olarak görmüyorum. Tamamen iki takım da futbolun gerektirdiği ne varsa sahada ortaya mücadelelerini koyacaktır. Keza Fenerbahçe'de İstanbulspor karşısında İstanbulspor takımı da mücadele gücünü ortaya koyarak ne kadar küme düşmüş olan bir takım da olsa onlar da şanıyla, şerefiyle oynayacaklardır. 24 saat sonra ben de merak ediyorum gerçekten de nasıl bir atmosferle karşılaşacağız, neler olacak. Ama şunu da ilave ederek sözü bırakayım. Ya futbol köşeli lafları sevmiyor Cüneyt. Yani hiç belli olmaz. Kimin yüzdesi nedir, ne diye. Bak demin sen ne güzel işte hep beraber konuştuk. Rusya'dan örnekler verdik. Daha evvel Avusturya, Almanya maçları var. Daha başka işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu Denizli, Beşiktaş maçı var. İşte Fenerbahçe'nin Denizli'de kaybettiği 17 dakika uzayan maçlar var. Yani futbol oyunu zaten herkesin keyif almasının nedeni bu. Yani sürprizlere açık bir oyun. Niye olmasın? Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası bu haberi bekliyor açıkçası. Onların da en tabii hakkı. Tabii daha sonra gene konuşuruz. Gerçi bir seçim gene Arifasi'de Fenerbahçe'de ve Galatasaray seçimi atlattı. Hı hı. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de tebrik ederiz. Üçüncü defa Galatasaray Kulübü'nün başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü de önemli bir seçime gidecek. Bu Arife var. Yani gene bir streslerle dolu bir İsmail Kartal'ın baskı altında bir maça çıkacak Şükrü Saraçoğlu'nda. Önümüzdeki sene Şükrü Saraçoğlu'nda olmaması bu kuvvetle muhtemel olduğunu bildiğini bilen bir teknik adamla maça çıkıyorsunuz. Geçen Galatasaray maçından sonra İsmail Kartal'ın da açıklamaları vardı.
kendi kişiliği, camiası, futbolcularla ilgili birbirleriyle bir takım sosyal medyada veyahut da basında, yayında, görsel medyada konuşulan yakışık almayan sözler vardı. Onu dile getirdi. Yani kısaca baktığınız zaman belki ligin sonuna geldik ama çok bir baskı altında olan bir İsmail Kartal, çok bir baskı altında olan Fenerbahçe takımı, işte 11 tane sakatlar ve cezalarla, son andaki gelen cezalarla da bir bakıldığında sevgili Cüneyt, bir 11'i çok rahat çıkarabilirsiniz orada. Dolayısıyla da bakıldığında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde bir galibiyetle tanışıp, daha doğrusu galibiyetle sezonu taçlandırıp ondan sonra gelecek haberlere bakacak. Tabii aynı saatte başlayacak maçlar. Evet. Bitiş aynı saatte mi olur onu kestirmek zor. Denizli'de örneğin olmamıştı. Tabii, Denizli Spor Fenerbahçe. Ya mutlaka yani burada baktığında hani bu işin işte sosyal medyada Ahmet Hocam diyor ya hiç kimse bir şey yaramasın. Mutlaka öyle olmalı ama ya, sonuçta sosyal medyada da orada da her yerde de değişik tweetler atılacak, haberler yapılacak, iddialarda bulunulacak. İşte komplo teorileri üretilecek ki hem de neler üretilir bak görürsünüz. Şimdiden yazıyorlardır hatta. Şimdiden biz nasıl gazeteleri hazırlıyoruz, yayıncılar hazırlıyoruz. İdmanlarını yapıyorlardır. Hazırdır kenarda hemen tık 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 atarlar onları. Ya yani sonuçta Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetse bile gönüllerin şampiyonu diye manşet atacağız. Çünkü Fenerbahçe'de çok emek harcadı. Rekorları kırdılar. Çok doğru. Güzel oyun oynadılar. Muhteşem oyuncu performansı gösterdiler. En başta İsmail Kartal. Bu kadar büyük performans gösterip de bu kadar eleştirilen başka bir teknik direktör yoktur futbol tarihimizde. Ya böyle bir şey olur mu? Bu kadar seriler yakalayıp puan ortalamaları tutturup bu kadar da o ölçüde de eleştiriliyor hoca. Yani bu kadroyla da 3 kupanın birini alamıyorsan öyle bakarsan tabii. Yani büyük yani bu kadar maliyetli bir kadro hocam, tarihin en fazla yani, maliyetli kadrosu hocam, bu senedir değil mi Fenerbahçe? Abartarak söyler seker mi? Yani şimdi hayır bak hocam, bu kadroyla bir kupa bile alamazsan tamam. Bu İsmail Kartal da olsan, X ama insan hocam, da olsan hocam, yani kim olursa da Hüseyin Ali Veli de olsa tamam, eleştiri var ama yani. Bir de bu işin matematiğine bakarsak ortada bir de başarı var. Tek yenilgisi olan bir teknik direktörden bahsediyoruz şu ana kadar. Avrupa'da da belki finale çıkacaktı. Tabii ki orada eleştirebiliriz. Tabii Avrupa'da belki finale çıkacaktı. Geçen sene İspanya'da kimdi şampiyon? Barcelona ya, değil mi? Bu sene şampiyon hocam olamadı. Xavi gidiyor. Ya hocam bu iş mutlaka yani, ama Jesus'u da 10 milyon euroluk Jesus geldi. Şampiyon yapamadı. Tam bari bir bana kupa göre, aldı. Bir kupa bana aldı. Göre tabii aldı ama bana Jesus'la göre Jesus'la bu kadro aynı değil. Tabii bu kadro değil. Daha kaliteli kadro. Olabilir. Olabilir ama bir şampiyon çıkacak. Onu da kabul edelim. Yani şimdi Okan Hoca 6 puan önde ama şampiyonluğu kaçırdı diyelim. Onu da başarısız ilan edeceğiz. Konferans Ligi şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'nı aldı. Mutlaka ama yani Fenerbahçe'ye söylüyorum. Ya tabii katılıyorum ama bir taraftan da bu kadar da eleştiri hak ediyor mu? Bu kadar da maç kazandı. Bu kadar da seriler elde etti. Kolay değil yani. Dzeko'dur, Fred'dir. Bu tip oyuncuların bu işte, da egolarını yönetmek çok tecrübeli, başarılı. Hayır hayır yok. Yani ben hocam bu işte, meslek hayatımda da böyle bir şey de görmedim ya. Varsa tabii var. Örgü varsa eleştiri de tabii, olacak. Tabii fatura mutlaka çıkacak şimdi, ama yönetime çıkmıyor fatura, hep hocalara çıkıyor. Yönetim de başarısız kardeşim. Başarısız olmasına rağmen baş tacı şu anda. Burası Türkiye. Türkiye'nin gerçeği yani, bu. Yani olur mu öyle şey? Şimdi 6 yıldır şampiyonluk yok. Bir Ziraat Türkiye Kupası var ama her tarafa meydan okuma var. Ya o herkes o zaman bir öz eleştiri yapacak. İsmail Kartal mı burada bu kadar başarısız ya da bütün hocalar gidiyor, yönetimler kalıyor. Sadece Fenerbahçe özelinden değil ha bu arada. Diğerlerinde de böyle oluyor. Yönetimlere hiç fatura kesilmiyor. Camialar, taraftarlar hep hocalara fatura kesiyor. Oyunculara kesiliyor. Ben yine de İsmail Kartal'ın evet zaman zaman hataları oldu. Cesur davranamadı. Ortaya bir vizyon koyamadı ama matematiğine baktığımız içinde, puan ortalamasına baktığımızda iyi işler de yaptı. Bu iş böyle ama dediğim gibi sonuçta Galatasaray şampiyon olursa o gerçek şampiyon ama Fenerbahçe'de gönüllerin şampiyonu diyeceğiz. Yani Fenerbahçe'yi de sonuçta puana bakar mısın? 96 puan toplamış hocam. Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi. O da 99 puan toplamış. Yani baktığında hani başarıysa başarı, iki takım da başarılı. Yani ben öyle düşünüyorum.
Şeray Hocam diyor ki 3 kulvar. Haklı yani, o konuda 72 günde 4 kulvardan belki gitmiş bak, olacak. Yani ben 80 bir şey gün diyelim. Zidane bir iki tane finale gittim ben zaten. Ondan sonra evet. Zidane'ın kazandığı seyretme. 3 sene üst üste biri hatta San Siro'daydı. Atletico Madrid'e penaltılarla kazanmışlardı. 3 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı değil mi Real Madrid'i? Ama ligde olamadı. Bakın o tarihlere. Dedi ki Perez yani bunu biz dedi yani olmaz Real Madrid. Yani Şampiyonlar Ligi tamam ligde falan yani olmaz. Yani Fabio Capello mesela geldi şampiyon yaptı Real Madrid'den. Ondan sonraki sene oynattı oyundan vesaire falan dedi ki yani Real Madrid böyle dedi oynayamaz ya dedi. Capello'yu yolladılar. Yani farklı bakan ya yani bu iş doğru. Büyük takımlarda çok büyük tamam kadrolar hocam, veriyor. Zaten İsmail Hoca doğru. Hayatında mesela çalıştıramayacağı bir kadroyla çalıştı. Sonuçta bu iş performans işidir ya. Zaten sizin yönetimde öyle düşündüğü işte, için zaten bak, son toplantısını yapmış. Ben yani şampiyon olamazsa evet. Vedalaşma gibi bak, de bir toplantı hayır, yapmış. Kalır bak onu İsmail ayrı Hoca. Konuşuruz ayrı. Kalır ayrı istikrardan yanadır Fenerbahçe yönetim. Ben o ayrı ama bu kadar büyük bir kadroya yani lig şampiyonu olmayabilir sana konferans olur veya Türkiye Kupası olur. Ya bir tane kupa almıyorsun biz işin realitesi var. Beşiktaş'ı yerden yere vurduk ya hepimiz değil mi? 7-8 tane hoca geldi geçti falan vesaire falan. Adamlar bir kupayı aldı öbür kupaya da Ağustos tabii. Ayında finaline %50 ortak. Tabii. Ya hocam şimdi mesela senin dediğin ben katılıyorum. Yani özellikle büyük takımlarda kupa almazsan başarısız. Doğru öyle oluyor zaten özellikle hocaya yazılıyor. Fenerbahçe'de. Ama yani. Süper Kupa oynama elinden hocam, o şans alındı ama hocanın. Fenerbahçe takımında şampiyon olamazsan ikincilik başarısızdır. Ama bu sene bu ligin dinamikleri böyle değil. Yani çok farklı şeyler orada oluştu. Yani ligin atmosferi, kırılganlığı, aynı zamanda işte bir takım yani Fener'den kaynaklanır veya başka bir nedenlerden kaynaklanan bir sürü sıkıntılar. Rekabetçi bir ligde, pardon yani, Cem abi devam olur, edin, olur rekabetçi bir ligde oynamadık. Yani diyorum ya ben sezon başı çok beraberdik söyledim ya. Ya İskoçya gibi bir evet. Lig yaşadık. Rangers ve Celtic gibi. Yani rekabetçi bir lig olmadı. İki takım da rekorlar kırdı. Yani burada artık ya zorlanır falan vesaire. Fenerbahçe mesela dört büyük takım olur. Çok müthiş bir sezon geçirir. Bunlara dediğiniz Zeki Uzundurukan'a ben katarım. Ben ya o son anda tabii. Olamazsın hayır. Anlarım. Ben ya uzak ara gittiler. Uzak ara yani. Senin söylediklerine... Bir tane rakibi var. Galatasaray'ı geçen. Galatasaray'da Fenerbahçe ama, vardı hocam, ya. Ben senin gibi de düşünüyorum ama bir şampiyon bugüne, çıkıyor ligden. Bugüne kadar mesela yani. Verdiğin örneklere %100 katılıyorum ama o örneklerde böyle bir atmosfer yaşanmıyor. Çok medenice. Yani adam olamıyorsa çıkıyor gidiyor. Yani bu insanın kulüp de oluyor. Kendi, başkanlar da oluyor Avrupa'da ama olsa. Ama insanın mesela teknik adamların biz bütün karakterini öyle oynuyoruz. Cesurunu, korkanını bilmem yani bir yakıştırmalar yapıyoruz. Ve biz bunu da söylerken de bu yani teknik adamları yerden yere vuruyoruz. Ben açıkçası başarısız, tamam başarısızdır ama başarısızlığın arkasında buradaki bütün nedenleri, bütün bunları kırılımı tabloyu ortaya koymak lazım. Ben her şeye rağmen evet Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi camialarda özellikle de Fenerbahçe camiasını iyi bildiğim için şampiyon olamıyorsan başarısızsındır. Jorge Jesus gelmeden evvel genel kurulda Sayın Ali Koç çok güzel bir şekilde teltif etti ve değer verdiğini gösteren Sayın İsmail Kartal'a ailesiyle beraber bröveler verdi. Evet. Onu teltif etti. Cem, aynı şekilde belki bu sene de öyle olacak. Cem onu hocam, demek çok istiyorum. Kısa bir yani, şeylere gireceğim. Ya iki, Anadolu takımları güç kaybetti bu sene. Bak tamam, %100 katılıyorum. Biz tabii. Real konuşmuyoruz. Antrenör performansları sorgulamalıyız. İyi değil. Güç kaybettiler. Ekonomi sıkıntılardan kadro kuramadılar. Ücret ödeyemediler. Hep Almanya örneği veriyorum bu sene. Dortmund Almanya'da Bayer Leverkusen 21 puan attı. 16 puan Bayern Münih'e. Bayern Münih uzatmalarda gol yemese vesaire falan. Neredeyse Dortmund Bayern Münih final oynayacak. Bir rekabetçilik var. Bu ekonomik olarak da teknik direktör kalitesi. Bizde iki tane takım. Yani bu kadar Anadolu takımının güçsüzleştiği, antrenörlerin çok rahat. Yani birçok maçta biz bunu duyar mıyız ya? Avrupa'da duyulmaz. Yani belli tarihin en işte pahalı kadrosu kurdu falan diye mevzular duyduk her antrenörde. Rize Spor'un, işte Ankara Gücü'nün vesaire X antrenörler hep ben bunu duydum bütün sezon. Avrupa'da bunu duyamazsın. Burada maçtan önce maçı kaybetmiş yani kafalarında bir takımları seyrettik. Bu ligde İki takım da kopacaktı. Fenerbahçe kulübü kupasız bir sezonu kapattığında bunu kimse anlatamazsın. Yok biz
proje hazırlanacak. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Senelerdir orada oynadınız, başarıyla kaptanlık yaptınız. Teşekkür ederim. Ya oranın pardonu olmaz. Aynen katılıyorum. Zaten o riskli antrenörler geliyorsan onun başarısızlığı da böyle çok acayip olur. Yerlerde çok olur. Çok iyi söyledin. Ama bir de başarılı olduğunda işte doğru mu? O Kadıköy falan yanar yani. Aynen. Yani böyle olur bu işin. Ortası olmaz hocam. Zaten mesela şimdi Sayın Ali Koç'un tekrar yeniden başkanlığa dönmesi, aday olması, Sayın Aziz Yıldırım'ın tekrar yeniden aday olması neden? Bu şampiyonlukların, bu kupaların alınmamasından dolayı. Hocam oluyor. Bu risk değil mi peki? İstikrar diyoruz ya mesela Mourinho geldi diyelim. Yani ben %1 ihtimal veriyorum Türkiye'ye Mourinho'nun gelmesine de. Ben de çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Yani 96 puan Mourinho gelse böyle bir puan toplayabilir mi? Ha diyeceksiniz ki kupa alırdı. Alırdı, kesin alırdı. Geçen, yani Süper Kupa'ya çıkardı. Hadi çıkma bak, Mourinho'la Süper Kupa'ya çıkıyorum dedi. Lafını unutma. Geçen haftaki konuşmalarımızda konuştuk. Yani İsmail Kartal'ı Galatasaray'ı yendiğinde hakikaten hakkını teslim ettik. Ve de Real Cez'de orada da konuştuk. Dedik ki ya bu puanı ve Galatasaray'ı bu şekilde bu oyunla Mourinho gelseydi ne yapardık dedik. O dünyaya kalkardı tabii ki. Bir şey demedim ona da ben bir şey söyleyeyim. Mourinho gelseydi Galatasaray da daha fazla puan alırdı. Avrupa'da da olurdu. Yani o kadar da Mourinho Fenerbahçe'ye gelse ama Fenerbahçe böyle belli 100 puan küsurla falan yani bu kadar da yani bu kadar Mourinho gibi ya yani, sen de biliyorsun ki yani bu kadar tabii. Ne tek adamlar geldi bak, Allah aşkına ya. Allah aşkına ne kadar adamları değersizleştirerek göndermedik çalışan antrenörler arasında Guardiola ile beraber en fazla kupa almış antrenörden beraber 26 bu adam kupası var 60 hocam. Yaşında abi bu adam 80 yaşında 26 değil. Kupası 20, var hocam yani bir de bu adamın Porto'da Avrupa'da çoğu üniversitede arkadaşlarım var orada yani ciddi anlamda futbol baktığında akademilerde, üniversitelerde bölümleri var. Makaleleri falan, makaleleri Cem Hocam yayınlanıyor. Kitapları şimdi Mourinho, var. Yani Mourinho defans oyunu, bizde dövme yaptır. Yok, sizin yok için hocam. Bak bir şey söyleyeceğim Cem Hocam. Dövme yaptır bizde, dijitale git, futbol dövmesi. İngilizce iki tane kelime takip et. Ya Mourinho böyle oynatı falan. Ya sen kardeşim. Taktik tahtası da lazım bak, hocam. Vereceğim abi, metodolojiyi biliyor musun? Antrenman prensibi. Ya yaptır bir antrenman. Kısa diyeceğim ki ya rakip ceza sahasına girişle ilgili bana setler çiz. Bu setler dakikası, süresi, oyuncu nasıl olacak, kaça kaç olacak, metrajı yok ama ne? Mourinho bu. Ya işte falan. Ya bu kadar Türkiye'de ya bunları ya Mourinho yani evet son zamanlarda inişte olabilir, başarısı olur. Mourinho Mourinho'dur abi ya. Aynen bak Reacığım senin dediğin hepsi. Bir şeyin hepsini, kalitesi vardır ya. Bu adam kötü olsa 26 kupayı da defans oynatarak ya o kadar da yapmayın ya. Senin dediklerin hepsine katılıyorum. Orada hiçbir sıkıntı yok. Fakat gelen en az Mourinho değerinde neler geldi? Del Bosque geldi. Adama neler söyledik? Löw geldi, Mancini geldi, Aragones geldi. Real Madrid Avrupa şampiyonu yaptı. İspanya'yı yaptı geldi. Ya bütün bu saydığımız isimlere öyle bir itibarsızlaştırıp gönderdik ki ben sadece peki açıkçası hocam onlar çok başarılı bir performans ortaya koydular ya mı? İşte o garantisi yok onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben açıkçası Mourinho tamam önemli bir, çok önemli bir figür. Yani futbolda bugün 5 tane 3 tane dünyada antrenör saysanız ilk 3'ün içerisindeki doğru. Bu insan. Fakat buraya geldiğinde bu performansı, bu ülkenin dinamikleri, bu futbol dinamiği, bu bizim ligimiz. Yani burada işte görüyoruz işte Jorge Jesus ne dedi? Bu futbolun sportif değeri yok dedi bastı gitti mesela. Ya bütün bunların yaşandığı ben onu söylediğine katılmıyorum. O ne demek tamam, biliyor tamam. Musun? Galatasaray'a karşı çok Galatasaray'a gitti ondan bak şimdi, Galatasaray'a karşı onu söyledi ki spor falan. Ya hocam diyeceğim ben de pardon 2 maçta 6 gol Galatasaray'dan yersen sen ya Galatasaray'dan bir de 10 milyon euro ekibinle alıp bir de bu lafı söyleme. Galatasaray antrenörüne, futbolcusuna, camiasına saygısı. Bunu Galatasaray Kulübü Fenerbahçe'ye söylese aynısını söyleyeyim saygısız. Bugün Tolunay Kafkas da aynı cümleyi kurdu. Ben bir şey söyleyeyim hocam. Yani ben sadece yani o onun demiş bunu demiş. Başka anlamda onu söyledi. Şimdi buradaki hadise şu sevgili abi. Gelen kişinin, teknik adamın buradaki performansı çok önemli. Beni açıkçası artık o ilgilendiriyor. Oradaki performansına, buradaki dünya Cem abiciğim, bak, hepsine bak, saygı duyuyorum. Başarılı olur olmaz. Bak ayrı. Bak o fal. Ben diyorum ki ya bu kadar insanları itibarsızlaştırmayalım. Evet işte ben ya orası gelir değil. Gelmez aynen. Mi? Ama bu herif bir markadır abi. Saygımız olsun. Düz. Bizim ülkemizde böyle bir marka var ya Mourinho gibi. Avrupa'da dünyada. Yok. Adama saygı duymak gerek. Ya Türkiye'den son şunu söyleyeyim. Ya Türkiye'de bu kafalar var ya maalesef bak herkes söylemiyorum bak. Ya üçlü oynayıp işte diyorlar üçlü oynatmayın. Geçen sene ya düşünebiliyor musun ligde kalan 2 puan ortalamayla antrenörler oldu abi. Üçlü oynatmayın falan diye bu sene var ya takım düşecek yani düşün.
O halde üçlü oynamak kötü burada. Atalanta Leverkusen maçını seyretmişim. Üçü de üçlü oynuyor. İkisi de üçlü oynuyor. Hocam bak ikisi bütün sezon üçlü oynadı. Evet. Türkiye'ye Gasperini gelse sen kulüp başkanı olsan alır mısın? X misal alırsın tamam, değil mi? Tabii ki olur. Xabi Alonso'yu da alırsın. Üçlü oynatacak. Üçlü oynatıyor. Bizde diyor mu ya dijitalde ağzında ha falan. Ya bizde kulüp başkanları da bak. Ya bunu şampiyonluğa oynayan bir Anadolu'duk. Ya üçlü oynamak kötü. Ya üçlüyle ne ilgisiz ne biliyorsunuz abi? Ne prensibini biliyorsunuz? Ne felsefesini biliyorsunuz? Hiçbir şey yok. Üçlü oynama savunma oluyormuş. Ya bu adamlar peki 51 maç yenilmedi. Atalanta'da 3-0 yendi. Beyacığım zaten sıkıntı ondan kaynaklanmıyor. Biz, yani abi, kimse biz, yetkili değil, bak abi, bilgili değil, yetkili. Biz kupa maçındaydık. Şey bak Cem abi kupa maçındık. Atalanta 1-0 pres yaptı. 2-0'dıkken 3-0'dıkken. Evet. Trabzonspor 1-0 öne geçti. Savunma yaptı. Korkak bir oyun oynadı. Skoru koruma oynadı. 3-2 yenildi. Ya düşün geriye yaslanarak maçı bitireceğini zannetti. Aynen seyrettim. Ya sonra da diyorsun yabancı antrenör gelmesin, şu gelmesin vesaire. İyisi gelsin, fark edeni. Bize bir metodoloji olacaksa, aynen, felsefe. Bize bir fark, aynen, aynen. Gelsin, eğer yani şampiyon olamasa bile biz ondan o metodolojiyi öğreniyorsak eğer adamları itibarsızlaştırmayalım. Devam etsinler o zaman. Kesin. Biz İsmail Hoca'dan yola çıktık. Ben İsmail Hoca'nın özellikle iletişim konusundaki becerilerini bir daha gözden geçirmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Gerçek şu. Ama hocam onlarla ilgili bir şey yaptı. Birinci, ya, toplantıda söyledi onların hepsini. Birinciysen şampiyonsun. Bizde maalesef her şey sonuçlara göre değerlendiriliyor. Belki de övgüyü hak eden birçok teknik adama, futbolcuya biz onları vermekte zorlanabiliriz. Ama bizim halkımız biraz da mazlum bu sefer. Evet İsmail Hoca'nın 96 puanı muhteşem. Ama orada bir de 99 alan biri varsa... İşte o 96'nın değeri düşüyor biraz işte, sevgili Zeki. Burada sorun var işte. Şimdi bu. İsmail Hoca maalesef. Sezon boyunca ben iyi hocayım, ben karakterli hocayım, benim ekibim böyle iyi diye o kadar çok kendini ve ekibini anlatmaya çalıştı ki. Çünkü çok değersizleştiriyorum yani değilsin. Bu belki de oradaki en büyük sorunlardan biri oldu. Hocam oradaki yani şeyini... Yani günümüzde algı çok önemli. Oradaki şeyini bakın, ifade günümüzde edemedim. Başarı demek... Aynı zamanda saha dışını da çok iyi bir şekilde organize etmek demek. Moral, motivasyon diyorsak saha dışında bunlara ulaşmanın bir yolu da hem kendi takımınla olan o iletişimi, algıyı, kulübünle olan, en önemlisi de kendi taraftarınla olan o algıyı iyi yönetmek. Maalesef Fenerbahçe'deki en büyük eksikliklerden biri bu oldu. Haliyle böyle bir anda da İsmail Hoca belki de alabileceği birçok övgüyü kendi illa verin diye zorla almaya kalktığı için de alamadı. Peki bir düşme hattına bakalım artık. Orada da son takım belirlenecek. Üzücü bir yarış var diyelim. Son yani haftaya kalması enteresan. Bu kadar seçeneğin, olasılıkların ötürecek. Olması. Ya, ya ben söyleyeyim mi? Ben mesela Karagümrük'ün buradan mesela... Üzülmüşsündür o hakikaten. Kadroyla, o kadar iyi oynayarak. Bak son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray iki maçta sıkıştıran birine 3-2, birine 2-1 yenildi. Bir tek Karagümrük'ü gördüm. Ya Karagümrük yani bizi atlıyor. Sivas maçı mesela kupanın bana göre düş. Ya kupanın yarı finalisti bir de o kadroyla. Silivu'ya yere yatmayan, yani dünya sonu her maçta sezon başından beri hatalı gol yiyen bir tane kaleci olsa Karagümrük yine ligde kalırdı. Karagümrük ligin, Serdar Dursun'u Fenerbahçe'ye vererek... Emre Mor hiç bir şey oynamadı mesela. Emre Mor diyorsun hiç bir şey oynamadı. Bak, Süleyman Hurman'ın hatasıdır başkanım. Ya bir kaleci olsa bile, ligde kalırdı. Süleyman Hurman büyük hata yapmıştır tabii. Transferlerde. Aynen. Lejyoner bir kadro kurmuştur. Hı-hı. Yani kadro böyle çok dağınık, kötü oyuncular, performans yaşı geçmiş. Ya Sivas maçı vardı. Esas düştüğü maçı söyleyeyim mi bak? Şunu söyleyeyim. Sivas deplasmanında seyrettim o maçı. Ya Karagümrük var ya 4 tane net kaçırdı Cüneyt. Bir topu direkten döndü. Neler kaçtı maç. Dakika 97'de var ya pozisyon yok. Manay var ya bir tane vurdu gol yaptı. Doğru. Bak o maçı yense 43 puanla şu anda ligde kalmıştı. Biliyorsun değil mi? 40 şu anda küme düştü 43 şimdi puanla. O hesaplamalara beraber bakalım Süper Lig'in takım düştü ama Tolunay Kafkas özür dilerim sözünü kestim. Tolunay Kafkas performans olarak Tolunay Hoca bana göre düşmedi. Takım, evet, takım küme düştü. Düştü. Bravo. Bunu ayırt etmek gerek yani. Karagümrük'ün... Bir bakalım hocam. Sadece Karagümrük'ü konuşmayacağız. Hepsini konuşalım. Bir sürü ihtimal var. Karagümrük düştü, üzüldük. Süper Lig'e bir takım daha veda edecek. Puan cetvelini ekranlara getiriyoruz. 14. Gaziantep 41 puanda. Konyaspor'un 41 puanı var.
Ankara Gücü 40 puanla, Vavakars Fatih Karagümrük ligi 40 puanla tamamladı ve küme düştü. Atakaş Hatayspor 18. sırada 38 puan var. Hala kümede kalma ihtimali var. Karagümrük onun üstünde yer almasına rağmen düştü ama Karagümrük maçlarını tamamladı. O ihtimalle onu da konuşuruz. Sivas Yapı Pendik Spor 37 puanda, 16 puanda İstanbul Spor. Bu iki takım da küme düştü. Hafta sonu oynanacak maçlar son takımı belirleyecek. Sivas Yapı Pendik Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Tümasan Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, MK Ankara Gücü, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maçları var hafta sonunda. Bu maçların sonunda bir takım daha lige veda edecek. Sadece bu maçların sonuçları belirlemeyecek. Belki averaj, dörtlü averaja da kalabilir. Dörtlü averaj hesabını da yaptık, hazırladık. Berkay Aslan editörümüz bu hesaplamaların hepsini yaptı. Tek tek bize de anlattı ama öyle karışık ihtimaller var ki onları da konuşacağız. Dört takım 41 puanda tamamlarsa ne olur? Dörtlü averaj hesabı. Konyaspor'un 4'te averajda 11 puanı olur. Hatayspor'un 9 puanı var. Ankara Gücü'nün 8. Gaziantep'in 3 puanı olur. Ve 4'te averaj bu şekilde sıralanır. Peki 3 takım 41 puanı tamamlarsa ne olur? Bir de böyle bir ihtimal var. Buna da bakalım. Getirelim ekranlarınıza. Üçlü averaj hesabında 1, 2 ve 3 olarak ayırdık. Hesaplamalar bu şekilde. Hatayspor, Konyaspor, Ankara Gücü diye sıralanıyor. Ankara Gücü, Hatayspor, Gaziantep veya Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep şeklinde de sıralanabilir. 3 takım 41 puanda tamamlarsa böyle bir ihtimaller silsilesi de söz konusu. Gerçekten sadece bir takım kaldı artık ligden düşecek. Ama o takım hangisi olacak? Hepsi yarın oynanacak maçların ardından ve işte ekranlarınıza taşıdığımız bu ihtimallere göre belirlenecek. Buyurun Ahmet Hocam şimdi. Şimdi bütün bu konuşmalardan sonra o zaman Karagümrük'ün düşmesine ben de üzüldüm. Evet, Tolunay Hoca geldiğinden sonra muhteşem evet, performans sergiledi. Geçmiş olsun diyelim. Ama onların özellikle antrenmanları, tesisleri evet, konusunda da ne kadar zorda olduklarını hatırlatmak istedim. Bu konuyla ilgili de şu kadarını söyleyeyim. Hatayspor'dan başlayalım. Çünkü Hatayspor maçını kaybederse zaten bütün bu ihtimallerin, hatta berabere tabii, kalırsa hiçbirinin bir önemi kalmayacak, Hatay düşecek. O yüzden ben Hatay'ın yarın Rize maçını kazanmasını bekliyorum. Rize maçını kazandığı takdirde de o zaman 41 puana ulaşıyor ki diğer takımların alacağı sonuçlar o zaman devreye girecekler. Yani benimki tamamıyla bir tahminden ibaret. Şimdi Hatay'ın 41 yaptığı yerde Gaziantep'in ben 41'i en azından bir beraberlik alarak 42'ye çıkarmasını, dolayısıyla bu deplemden... Gaziantep'e Konya'ya bir puan yetiyor. Evet, bu denklemden çıkmasını bekliyorum. Galatasaray'ın Konya karşısındaki oyununu demin değerlendirmiştik. Konya'nın 41'de kalma ihtimali gerçekten çok yüksek. Geriye bir de Hatay'ın, gerçi Ankara Gücü'nün Trabzon'da oynayacağı maçı kalıyor ki işte orada bütün tahminleri ne şekilde yapacağım konusunda gerçekten duraklamak zorunda kalıyor. Ankara Gücü Trabzonspor ederse Konyaspor, Gaziantep ve Hatayspor ligi 41 puanla tamamlarsa belirleyici maç bence net olarak hepsini söyleyeyim isterseniz. Bizde de var, bizde yani, söyledik. Averaj, hani o averajlar çok Gaziantep ve Konyaspor ligde kalması için bir puana ihtiyacı var. Hepsini tek Ankara Gücü de Trabzonspor'u yenerse süper, bu söylüyorum ben de. Hayır ama o biraz peki, şey. Buyurun. Buyurun, şöyle mesela. Daha iyi açıklarsınız. Hayır, estağfurullah. Yani bunu biz gazetede yaptık hayır, yani fotomaçta çıkacağı için. Televizyonda hazırladık, getirdik ekranı yani, şu anda. Gaziantep'e zaten bir puan yetiyor. Pendik maçta bir puan alırsa kesin ligde kalıyor. Evet. Ondan sonra Ankara Gücü Trabzon'u yenerse o da ligde kalıyor. Ankara Gücü galip gelemezse de Hatay'da Çaykur Rize'yi mağlup ederse bu sefer Ankara Gücü düşüyor. Burada en zor iş Hatayspor'un. Niye? Hem Çaykur Rize'yi yenmesi gerekiyor ligde kalması için, hem de Ankara Gücü'nün yenilmesi gerekiyor. Yani büyük bir ihtimalle o yüzden Hatayspor küme düşecek. Yani Hatayspor'un... Yok, Ankara Gücü Trabzonspor'u yenerse Hatay kalıyor. Ama öyle, ama kendi kazanacak bir, Rize'yi yenecek. Evet. Bir de Ankara Gücü'nün yenilmesini bekleyecek. Hayır, bayağı beklemiyor.
Niye? Beklemiyor. Ankara Gücü Trabzonspor'u yenerse Hatay Spor dedi. Hayır, o ayrı tabii ki. Ya ama Ankara Gücü'nün yenilmesini bekleyecek dediniz ya. Hayır hayır. Hatay ligde kalması hem kazanacak bekleyecek. Hem de Trabzonspor'un yenmesini bekleyecek yani. Yanlış söyledim orayı. Trabzon yani Konya'yı yener. Hatay Spor da yenerse Konya Spor düşer. Konya o, düşüyor. O, tabii orada tabii, ama bir puan aldığını İki düşünüyoruz burada tabii. Bir puan yetiyor ya. Evet, onu tabii. Bir puan olarak düşünüyoruz. O, en o da zor tabii maçı oynayacak takım söyleyeyim mi? Benim, benim düşüncem Hatay falan değil. Zor. En zor maçı oynayacak Ankara Gücü. Trabzon Ankara Gücü. Ankara Gücü Trabzon. Ben büyük olsa Ankara Gücü'nün kupayı kaybetmesi. Tabii. Şimdi taraftarına galibiyetle tabii. Veda etmek. İşte onların 40 Rabia avantajı var. Seyirci olmayacak ya. Belki tabii. Oradan seyircisi şey yapabilir. Bu tabii Ankara Gücü lehine görünür. Doğru ama en zor maçı Ankara Gücü ben olacak. Ben Hatay Spor'un bir şekilde mutlaka Rize Spor'da tam kadro oynayacaktır ama son mesela 3 maçta 5 puan topladı. En son dakika gol yemezse mesela çok rahat ligde kalmıştı Beşiktaş deplasmanda. Yani iyi de oynuyorlar. Ben büyük olasılıkla Rize Spor'u yenip 41'i bulacağını düşünüyorum. Ben tabii de garantisi o 41. Evet. Ama ben en zor onların içinde geçecek maç Trabzonspor Ankara Gücü maçı. Konya'da büyük sıkıntı çekecek yalnız. Hatay Konya'da zaten son dönemde düşmenin en önemli adaylarından biriydi. Hatta 2-3 hafta önceye gittiğimizde Ankara Gücü ligde kalmış gibi bir hava estirildi. Yani Hatay'ın aslında şu ana kadar kazanacağı çok şey var ama Ankara Gücü şu ana kadar hep kaybeden takım olduğu için bir de düşerlerse herhalde en büyük kaybı yaşayan onlar olacak. Yani işte Hatay Spor'un 38 puanda olması, olacak, Ankara kesin. Gücü'nün hani Trabzon kupa yorgunu, nispeten daha iyi görüyorum. Oynuyorlar. Evet, 41. Ben 40, mesela Hatay Spor'u 41 olarak görüyorum ben. Hı-hı. Ben ha. Yani Rize'nin hiçbir iddiası yok. Sonuçta Hatay Spor ha. Zaten bunu yenemiyorsa zaten düşüyor da düşsün zaten yani. Adamın tek hedefi yenip ligde kalmak, böyle bir hedefi varsa, böyle bir motivasyon çıkıp yenemiyorsa zaten hiçbir şey demeyiz. O ama ben diyorum ki daha isteyen, daha hedefi olan Rize Spor mu Hatay Spor mu? Hatay Spor. Hatay Spor kazanırsa 41. Yani ben Ankara Gücü mesela Trabzon... 41'e göre bakarsak Ankara Gücü'nün orada da düşünüyorum. Yani sıkıntı Trabzonspor kupayı alsaydı, yani bir kutlamalar, rehabet falan derdik. Hani seyircisi oynanıyor Cüneyt anlardım. Dediğin gibi az önce çok doğru konuya parmak bastın. Yani çok zor dedin olacak maç Ankara Gücü evet. Trabzon adına kupadan dolayı bir de. Bir de sezon tabii dediğin gibi finişi son 38. Moralsiz hafta. Trabzon moralsiz peki, oluşuyor. Trabzon'u bu mağlubiyet nasıl etkiledi? Beşiktaş'a nasıl? Karşı kupayı kaybetmeleri. Nasıl etkiledi? Çok olumsuz yani, tabii ki hayal kırıklığı. Yani evet. Olimpiyat yani, stadına bu maçta çok olum yani. 40 yansıyabilir mi? 40 binin yani. Üzerinde taraftarı gelmiş. Herkes hocaya yazdı. Ya 1-0 öndesin. 2'yi bulman gerekirken evet, takımı gelecek. Son bölümde yani, orada tabii ki etkiledi. Taraftar moralsiz. Futbolcular hı-hı. Yere yığıldı kaldı. Onlar da moralsiz. Kolay değil toparlamak takımı. Tabii ki Trabzon favori o maçta. Yani belirleyici maçlar Konya Spor. Hepsi kazanacak gibi o zaman. Gücü Trabzon deplasmanında. Yani 41'lere yani. Gelecek ya, o zaman. Büyük stresli bir yarın olacak bir kere Cüneyt. Bütün takımların hepsinin gözü kulağı radyolarda, televizyonlarda, haberlerde. Yani kimse belki de oyunu tam garanti falan derken tabii. Öbür taraftan öyle bir haber gelecek ki bambaşka bir stratejiye evrileceksiniz. Tabii. İkili averajda da mesela. Tabii. Oralara mesela kalır. Evet. Pendik'e geçen hafta Ankara Gücü 2 puan kaybetti. O belki yarın oynayacak maçtan sonra belki o 2 puandan fazlasını tabii. Da kaybetmiş olup olmayacağını yarın akşam maç bitince 9'da göreceğiz. O 2 puan alsaydı ligde zaten biliyorsun Cüneyt çok rahat kaldı. Hem Ankara Gücü hem Kayseri Spor hem de Gaziantep Spor'a üstünlük sağlıyor Hatay Spor. Trabzon açısından da zor. Şöyle kupadan çıkmış. Kendi saha ve seyircisi önünde. Sıkıntılı. Seyirci yok. Yani pardon yani. Kendi sahasında seyircisi yok. Ama aynı zamanda da bir stresi moralsiz, var. Moralsiz. Mağlup olursa belki de Abdullah Hoca'ya karşı bir şey olacak. Yani bir tavır alınacak. Böyle de bir sıkıntısı var. Ya Gaziantep Konya'nın avantajı birer puan birer yetiyor onlara. Evet. Ankara Gücü de Trabzonspor'u Gaziantep alır zaten. Zorunda. Küme düştü Pendik Spor. O kolay alır. Yani herkes sanki 41'e gelecek. 41'e o arada geçecek iş. Ya hocam 41 dedi zaten haftalar evet. Öncesinde. 42'den 41'e revize ettiğinden bu yana 41 güncelledim. Renk taşı oldu hocam. Tam evet. Zamanında güncellediniz. Yani daha işler
bu safhaya gelmeden yani çok öncesinde yani söylediğiniz. Bu kadar iyi futbol oynayıp da 16 puanda kalan İstanbulspor ya inanılır gibi değil. Bir maçta çok iyi oynayıp 16 Trabzonspor yok canım, İstanbulspor. Yok ya İstanbul iyi nerede oynadı? Ya çoğu maçı iyi oynadı ya. Yani 20 maçta çok iyi maçlar çıkardı. Zeki Osman işte geldi hocayı belki var ya 20 maç geldi bir tane 16-17 maçta bir galibiyeti var. Hatay deplasmanında 3-0 yediler. Eksi 47 averaj var. Hayır, Allah futbol olarak ya. İyi futbol oynadı ligin ilk yarısında. Ya, çok iyi maçları var. Ya ilk yarı ha. İlk yarı gidiyorum. Zaten ilk yarıda o puan toplayamadılar da düştü. Ya bir 5-4-1 oynattı. Ne ucum geçişi var, ne hiçbir şey böyle bir Osman Hoca diyor. Yani enteresan. Hayır, şey olarak. Yani hiç bir tane atla 16 puan. Ya. O futbolun karşılığı 16 puan değil. Yani 41 puanlardan küme düşüyorsa diğer takımlar İstanbul Spor'un da en azından 35-36 puanlar olmalıydı. Onu o yüzden diyorum yani. Çok şey kaldı camia yani. Camia olarak da zaten tabii. Olmalıydı. Bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarınıza da yansıyor sevgili seyirciler. Fenerbahçeli Mert Hakan'ın cezası 5'ten 4 maça düştü. Tahkim kurulu İrfan Can Eğribiyat'ın 3, Osterwolde'nin de 1 maçlık cezasını ise onadı. Tahkime başvurmuştu Fenerbahçe cezalarının ardından. Mert Hakan'ın cezası 5 maçtan 4 maça düşmüş oldu. Tahkim kurulu kararı bu yönde geldi. Diyelim biraz milli takıma da bakalım son bölümde ardından kupa finaliyle de noktayı koyalım. Geniş kadrosu belli oldu milli takımımızın. Hani yarın ligi nihayet bitireceğiz. Yani nihayet diyorum kusura bakmayın. Futbol severi olarak gönül hiç bitmesini ister ama bu sene o kadar olaylı bir sezon yaşadık ki herhalde sizler de aynı fikirdesiniz. Yani kazasız belasız artık bitsin diye bakıyoruz ve açık bitsin vallahi seçik artık. İfade edeyim. Yani şampiyonu alkışlayalım, düşenleri üzülelim ve artık Haziran'ı düşünmeye başlayalım. Çünkü ülke olarak bizim hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası. Montella açıkladı geniş kadromuzu. Genel anlamda nasıl buldunuz Cem Hocam milli takım kadrosunu? Ya iyi bir milli takımımız var gerçekten. Montella ile beraber de ben doku tuttuğuna da inanıyorum. Ama son o altılık maç biraz insanların biraz moralini de bozdu ve biraz da strese de soktu açıkçası. Ben mesela bu kadronun içerisinde bir iyi bir Ozan Tufan'ın olmasını beklerdim. Yani olmasını isterdim daha doğrusu. İyi bir Cengiz Ünder'in olması Türk milli takımına çok şey katar diye düşünüyorum. Ama o bölgelerde de gerçekten çok önemli, çok değerli oyuncularımız var. Burada sezon içerisinde belki de milli takımın kaleci, defans, orta saha, forvet diye eğer değerlendirirsek bakıldığında milli takımımızın forvet hattında gerçekten çok güçlü olduğunu, güçlü isimlerden olduğunu. Buradaki üzülünecek dava 35 kişilik kadronun bunu kaça iniyordu? 24'de 26'ya 9 kişi olmayacak. Biri kaleci, yani, bir kaleci 8 oyuncu çıkacak oradan. En üzücü tarafı o olacak. Belki de o kadronun içerisinde olmasını istediğimiz, daha doğrusu kamuoyunun veyahut da futbol severlerin hepimizin olmasını istediğimiz oyuncular olacak. Olmayacak veya sakatlıklar olacak. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer oynayacağımız İtalya ve Polonya maçında hazır bir milli takım. Yani o iki milli maçtan da çıktıktan sonra kişiler ve de oradaki bireysel performansların artık önemli değil de takım oyunu olarak biz Avrupa Şampiyonası'na hazır mıyız? Bize ve Türk milletine, herkese o mesajı veren bir milli takım olmasını isterim. Tabii ki Almanya'da oynayacak olmamız, kendi evimizde oynayacak olmamız diye düşündüğümüz zaman orada 4 milyon Türk bütün Avrupa'yı da bakıldığında bu kadar insanımızın yaşadığı bir yerde de orada hiçbir yabancılık çekmeyeceğiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olacağımızı düşünüyorum açıkçası. Hocam kadro seçimini nasıl buldunuz? Milli takımda görev yapmış bir isim olarak düşünceleriniz önemli. Ya herkes tabii milli takım versen bak şimdi 85 milyon herkes farklı bir milli takım çıkartır sana 35 kişilik kadro. 11 de çıkartır, 21 de çıkartır. Ve genelde forma göre değil böyle haftanın 11'i gibi tabii. Son maçlara göre çıkartır tabii. Hocam. Ya bir de ben milli takımda da böyle bir turnuvalarda biz tabii çok genç bir milli takımız. Ama her zaman milli takımda neyse yaş önemli değil. Performans veriyor mu vermiyor mu? Hani klasik bir şey vardır ya.
Yani genç veya yaşlı oyuncu yoktur. İyi oyuncu vardır, kötü oyuncu. Kaç yaşında olursa olsun. Bir de milli takım oyuncusu var. Milli takım, bravo. Mesela, kötü sezon geçirse bravo, de kötü maçlar bravo. Fatih da. Hoca mesela hep böyle milli takıma hiç oynamamış, etmemiş ama milli takım ruhuyla oynayan oyuncuları hep almıştır tabii, ve performansla. Tabii Alpay, katılıyorum. Tümer de öyle değil mi hocam? Tümer de tabii bizim çalıştığımız dönem hatırlasana mesela. Beşiktaş'ta taraftan tezahüratı var. Tümer milli takıma diye yani Ukrayna, protesto için Beşiktaş'ta tabii, kötü oynadı. Mesela aynen. Ukrayna maçı vardı o zaman hatırlarsınız. Tümer oynamıyordu, etmiyordu. 1-0 golü atmıştı Ukrayna'da Kiev'de mesela. Evet. Yani bu kadro ya ben hatta bu kadronun 9 kişi böyle şöyle bir yani baktım öyle 9 kişi kimleri çıkar diye belli çıkacaklar bile belli. 3 aşağı 5 yukarı o da hazır. Yani genel kadro 30-35 kişilik yani bu kadro yani ben şu olsun bu olsun genel kadro da alınmış. Yani bir tek eksiklik şu bölgede var bana göre sol bek. Sol bekte bir tek şu kadroda görülen şimdi Cenk Özkaçar Valencia'da stoper oynuyor. Sol bek oynadığı mesela Avusturya maçları falan 6 birlik falan görüldü. Yani şimdi Cenk oranın oyuncusu değil stoper. Hani yama yapıp stoperden sol ayaklı sol bek yerine Ferdi var. Mesela oraya yani sol bek çağrılabilirdi. Yani burada bir hata olduğunu düşünüyorum. Mesela Rıdvan'ı bir şekilde geniş kadroya çağır en kötü iki tane maç oynayacaksın. İki tane maçta bir dene orada bir maçta en kötü bir dene bir bak. Hani birini hadi son hazırlığı yaptın tam kadro oynadın. Bu da peşte de dedi hocam. Benim ya tamam ama bir daha bir daha deneye erken çıktı. Evet ama. Yani ben mesela sol bek açısından yani evet yani sol bek açısından milli takımın en böyle sıkıntılı eğer Ferdi'ye bir şey olursa orada Cenk'le düşünüyor herhalde. Bu doğru bir yama olmaz. Ya yani bir stoperle orayı kapatamazsın. Bir stoperle şeyin Karagümrük'ün şey sol bek. Levent O da olur. Levent ben onu hiç beğenmiyorum. Öyle mi? Bak Fenerbahçe aldı hep beraber. Adam çabuk değil. Büyük maçlarda bak, da kötü. Bak geniş alanda hızlı değil. Pozisyon bilgisi kötü. Savunması kötü. Yalnız çok algılaması kötü. Öyle de milli maçlarda bak, kötü. Cem hocam bak milli maçta. Milli maçta büyük maçlarda. Bak büyük maç değil. Ben çok maçını seyrettim. Allah aşkına bir oynadığında bir bak. Ağır bir oyuncu. Ya bir atletizmi yok. Pozisyon bilgisi kötü. Ne goller yedirdi Karagümrük'e. Fenerbahçe aldı sonra. Ülkede algılar önemli. Bu benim düşüncem. Tabii adam çıkarıyor. Buyurun. Benim müdürden de görüş çok aldım. Önemsediğim konuştum. Milli takım bence tercihler tamamıyla doğru diyebileceğim tercihler. Zaten oraya aday olabilecek birkaç futbolcunun da son dönemde performanslarının düşük olduğu konusunda ben en azından milli takım yetkilileriyle aynı düşünceye sahibim. Önemsediğim konu şu, iki tane hazırlık maçımız var. Bundan önce oynadığımız hem Macaristan maçını hem de Avusturya maçını farklı 11'lerle oynadık. Bir tek 2-11'de başlayan Hakan vardı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda bizim başarılı olmamız için kesinlikle birbirinle oynama alışkanlığı olan futbolcularla bir 11 belirlememiz lazım. Evet. Hoca hem Polonya hem de İtalya maçında denemelere giderse biz 11'i belli olmamış bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gideriz ki bu bence daha büyük bir risk. Hem oyunu hem de mümkünse 11'i belirleyip onu Avrupa Şampiyonası'na kadar geliştirmek bence hocanın birinci tercihi olmalı. Zeki Uzundurukan şu olsaydı dediğiniz yani oyuncu ben, var mı ya da kulağınıza gelen? Burak Yılmaz olsaydı. Yani bu kadar forvet havuzumuz var ama turnuvadan sonra inşallah şunu söylemeyiz. Burak Yılmaz'ın boşluğunu dolduramadık. Genelde öyle bir algı olmaya başladı son dönemde. Bir de kalecilerimiz formsuz. Yani kaleci konusunda kalecilerimiz hani son haftalarda Mert Günok'ta, Uğurcan Çakır'da bence çok formda değil yani. Milli takım, performans sergiler. Ben kupadaki çok iyi performansları da ben çok onun iyi. Üzerinde olması lazım ama. Ben çok katılamayacağım çünkü son maçta ikisinin de hataları vardı gollerde. Altay Bayındır oynayamadı. Doğan Alemdar var. Takımları çok kötüydü tabii. Takım oyunu kötü olunca. Tabii önlerindeki savunma kötü olunca, takımlar kötü olunca katılıyorum. Ama acilen en azından onları hocanın çok iyi hazırlaması lazım. Yoksa yani orta sahada savunma zaten çok havuzunda çok oyuncumuz var. Forvet'te de var ama Burak Yılmaz gibi yine bitirici bir golcümüz olmadığını düşün. Tek artımız yani en önemli artımız Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu. Şampiyonluk yaşadı. Kenan. Çok Kenan moralli, çok formda, moralli çok oyuncular. İyi. Ben fark yaratacağını mesela ben Arda da tabii ki çok tabii. İyi. Mesela Semih de mutlaka o kadroya girerse var. Evet. O bölgede yoğunluk var ama ben Kenan'ın özellikle yani Kenan Yıldız'ın çok fark yaratacağını düşünüyorum. Çok yetenekli, çok çok farklı bir oyuncu. Peki noktayı kupa finaliyle koyacağız ama kupanın
Tekniğini, taktiğini konuşmaya gerek yok. Harika bir futbol izledik. İki takımla da gurur duyduk. Ben Trabzonspor'u tebrik ederek başlamak istiyorum. Katılacaksınızdır bana. Kaybeden yok. Kaybeden yok. Tür futbolu kazandı. Evet. Taraftar bile İki Trabzon. Camianın birbirine gösterdiği sevgi, saygı ayakta alkış hakikaten. Bir de şu yani Abdullah Hoca'nın belki taktiğini, tekniğini eleştirebilirsiniz. Ama bir lider gibi takımı o götürdü alkışlamaya. Tabii ki Sayın Ertuğrul Doğan'ın da direktifleriyle bu karar alınmıştır. Ama o da liderlik yaptı ve oraya taşıdı takımını. O yüzden Abdullah Hoca'ya da teşekkür ediyorum. En önemlisi ne biliyor musun? Slogan. Biz her yer Trabzon diyor ya. Trabzon'un 1200 kilometre İstanbul'a uzak bir şehir takımı. Ama İstanbul'da 45 bin, 50 bin taraftarı Beşiktaş'ta müthiş oynadı. Kupayı müzesine götürdü. Özel bir reklamımız var. Sevgili seyirciler, takım oyununun sonuna geldik. Vedamızı unutulmaz kupa finaliyle yapıyoruz. Hoşçakalın.